Merhaba herkese, hoş geldiniz. Boğaziçi Üniversitesi 150. yıl etkinlikleri kapsamında başlatılan bir diziydi Uluslararası Konuk Programı Chronicles. Bu yılki konuğumuz da yazar Sevgi Özdamar. Onu burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Chronicles dahilinde kampüse gelen konuklar İstanbul'da geçirdikleri, kampüste geçirdikleri süre boyunca aslında yaşadıklarını, buranın ve burada olmanın onlara neler hissettirdiğini kayda geçiyorlar. Onun kaydını tutuyorlar. Bir anlamda şehirle kurdukları ilişkiyi, bu üniversiteyle, kampüsle kurdukları kişisel tecrübeyi metne dönüştürüyorlar. Ama aynı zamanda bir dizi etkinliğe katılarak burada bizim hayatımızda da izler bırakıyorlar. Hem kendileri bir takım kayıtlar alarak dönmüş oluyorlar buradan, hem de bizlerle pek çok şey paylaşıyorlar. Sevgi Özdamar da geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi ve etkinlik dizisine bugün Perihan Maden'le, gazeteci ve yazar Perihan Maden'le birlikte gerçekleştirecekleri söyleşiyle başlayacak. Perihan Maden de Robert Kuleoj ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Onu da hem köşe yazarlığı hem de yazar kimliğiyle tanıyoruz. Belki tesadüf ama Perihan Maden'in ilk romanı Haberci Çocuk Cinayetleriyle Özdamar'ın ilk romanı Hayat Bir Kervansaray'ın yayın tarihleri aynı aslında. İkisi de 1991 yılında yayınlanıyorlar. Ben Sevgi Özdamar'la ilgili çok detaylı bilgi vermeyeceğim. Kendisi biraz kendiyle ilgili konuşacak zaten. Fakat şunu söylemek istiyorum. Yani üzerinde düşündüğüm bir şey olarak Chronicles konu olarak Sevgi Özdamar'ın bana sorarsanız biraz biricik de bir pozisyonu var. Çünkü şehirle ilk defa temas kurmuş birisi olarak gelmiyor. Çocukluğu ve gençliği İstanbul'da geçmiş bir yazar Özdamar ve bir anlamda bir tür geri dönüş onunki. O yüzden belki yazacağı günlüklerde hatıralarını ve hafızasını da sadece burada yaşayacaklarını değil, hatırasını ve hafızasını da dillendireceğini düşünüyoruz bir taraftan. Sevgi Özdamar tiyatroyla başlıyor sanat hayatına ama 90'lı yıllardan itibaren biz yazar olarak tanıyoruz kendisini. Ve ilk romanı Hayat Bir Kervansaray'la Ingeborg Bachmann Edebiyat Ödülünü alıyor. Oldukça prestijli bir ödül olan ödülü aldıktan sonra da aslında karşılaştırmalı edebiyat ve çeviri bilim alanlarında pek çok akademik çalışmaya konu oluyor. Ben şimdi Sevgi Özdamar'ı buraya davet etmek istiyorum. Kendisi önce bizlerle bir metin paylaşacak. Arkasından Perihan Maden'le birlikte söyleşiye devam edecekler. Hoş geldiniz tekrar. Merhabalar. Saygıdeğer hanımlar, beyler. Şimdi burada bir konuşma yapmak yerine Brecht'in müzisyeni Kurt Weill'ın Berlin ağzıyla bestelediği bir halk şiirini okumak daha kolayıma gelirdi. Ich sitze da und esse Klops. Auf einmal Klops. Ich kicke, staune, wundere mir. Auf einmal geht sie auf die Tür. Nanu, denke ich. Ich denke, Nanu, jetzt ist sie auf. Erschwar sie zu. Ich gehe raus und blicke. Und wer steht draußen? İke, ike, ike. Aşağı yukarı şöyle çevirebiliriz. Oturmuş, klops yemeği yiyordum. Birdenbire kapı klop klop yaptı. Bakıyorum, hayretler edip şaşıyorum. Ne oluyor ya? Ya ne oluyor? Kapı açılıyor. Daha demin kapalıydı. Dışarı çıkıp bir göz atıyorum. Kim dışarıda duruyor? Ben. Patates ve kızarmış ekmek karışımı olan klops yemeği Türkiye'de pek bilinmez. Ama kapının birdenbire klop klop yani tak tak ettiği bilinir. Ben de bir Ağustos günü annemin karnında kapıya klop klop yaptım. Ne oluyor ya? Ya ne oluyor? Kapı açılıyor. Daha demin kapalıydı. Dışarı çıkıp bir göz atıyorum. Kim dışarıda duruyor? Ben. Birdenbire kendimi sıcak ve eski bir şehirde, bir Hitit şehri olduğu söylenen bir şehirde buldum. Annem o zaman kendisi neredeyse bir çocuk, 17 yaşında, babam bir macera perest, ben o kapıdan çıktığım sırada İstanbul'da milyoner olmaya çalışıyormuş. Benim çocuk kulaklarım bu sıcak şehirde sadece kadın sesleri,
at ve hinci sesleri duyuyordu dedemin yarı yıkık konağının avlusunda. Kendisinin karıları Azerice, Ermenice, Türkçe, Çerkezce konuşuyorlardı. Ben o vakitler bu seslerle uyuyup uyanırken Berlin şehri hangi seslerle uyuyup uyanıyordu? Yani içinde şimdi yaşadığım şehir. Berlin, 1946'da üzgün, baygınlık içinde, kemiklerine kadar üşüyen bir şehir. Biri çıkıp deseydi baygın yatan bu şehrin günün birinde hayran kalınan çok halklı bir dünya şehri olacağını, Berlin buna inanır mıydı? O zaman gökten ay, Drakula'nın mezarı olan Berlin'i aydınlatırken, o belki de yattığı yerde ölümlerden yoruldum diye düşünüyordu. 3 aylıkken babam gelip bizi İstanbul'a götürdü. Ben o zamanlar Berlin'den habersiz İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da bilemiyordum, şehir mi denizi kollarında tutuyordu yoksa deniz mi şehri? Babaannem bana her akşam hadi gidelim vapurlara bakalım. Kaç tane gelecek, kaç tane gidecek? Yokuş bir yoldan limana yürürdük. Limanda vapuru bekleyen insanların gölgeleri, vapur yanaşınca vapurun beyaz yüzüne düşerdi. Orada gölgeler yürür, insanlar yürür, vapur bağırır. Tüm bu gölgeleri içine alır giderdi. Sonra uzaklaştıkça onun arkasına takılan martıların gölgeleri denize düşer, denizin yüzünde uçarlardı. Bizim evin arkasında bir yazlık sinema vardı. Çok acıklı Türk filmleri gösterirdi. Geceleri sinema sesleri odamızda dolaşırdı. Her gece bu seslerle uyurdum. Bazı geceler abim Ali ile arka bahçeden bu sinemaya geçerdik. Eğer film çok çok acıklıysa, kendisi de sinema yıldızları gibi giyinen sinema sahibi, millete ince patiskadan kesilmiş mendiller dağıtırdı. Bir gece yaşlı seyirciler sessizce ağlarken abimle ben zırlamaya başladık. Yer gösterici el feneriyle, çocuklar böyle bağıra bağıra ağlamayın, seyirciler rahatsız oluyor dedi. Biz de daha yüksek sesle zırladık. Bizi sinemadan dışarı çıkardılar. Abim Ali ile ya ağlamak ya da gülmek isterdik. Bazen annem babam sinemaya ya da bir kulübe dans etmeye giderlerdi. Biz de perdeleri kapatır, masanın üzerine çıkarttığımız küçük erkek kardeşimizin pipisine bir Türk bayrağını, bir Amerikan bayrağını sulu boyayla resimlemeye çalışır, çok gülerdik. Sonra onu yollayıp bizi ağlatan plakları gramofona koyardık. Önce Ali'ninkini, her yer karanlık, mahzun kalbim. O plak çalarken Ali ağlardı, sonra benim plağımı dinlerdik. Düşmen gibi bir kasada falan. Ben ağlardım. Annem babam bazı pazartesiler ecnebi filmler gösteren bir sinemaya giderken özellikle güzel giyinirlerdi. Bir keresinde annem de piyesimi giyeceğim demişti. Ben de anne de piyes nedir diye sormuştum. De piyes de piyestir demişti. Ben de de piyes benim ilk ecnebi kelimemdi. Babaannem batıl ilaçları olan bir kadındı. Beyaz perdedeki gölgelerin annemle babamın yüzlerini alıp götürmesinden korkardı. Ertesi gün annemle babama sinemada ne izlediklerini, filmin adını sorardım. Babam da filmin adını unuttum ama bak oyuncu Jean Gabin böyle sigara içiyor. Ve Jean Gabin'in sigara içişini taklit ederdi. Sigara külü düşene kadar dudağının kenarında dururdu. Böylece babam birkaç hafta boyunca Jean Gabin gibi sigara içti. Ta ki bir başka pazartesi Rosanna Brazzi'nin oynadığı bir filmi görüp salı günü Brazzi'ye geçene kadar. Dolayısıyla İstanbul'daki ahşap evimizde ilk Avrupalı misafirlerimiz Jean Gabin ve Rosanna Brazzi'ydi. O yaşta Avrupalı misafirlerimizin adlarını doğru dürüst telaffuz etmekte zorlanıyordum ve Jean için Türkçe bir kelime bulmuştum. Jean, Jean Gabin. Brazzi içinse Türkçe biraz iyi diyordum. Daha sinemaya gidip Jean Gabin ve Rosanna Brazzi'yi beyaz perdede bizzat görmeden onları babamın yüzünde ve vücudunda tanımıştım. Annem de yüzünde 2 Avrupalı misafiri eve getirmişti. Silvana Mangano, una Anna Magnani. Onların isimleri içinde Türkçe'de benzer kelimeler vardı. Sil beni Mangano ya da Anne Magnani. Ülkeler arasında değiş tokuş edilen ilk yüzler film yüzleridir. Bir ara İstanbul'daki evimizde Borsalino adlı bir şapka ortaya çıktı. Babam her sabah aynanın önünde onu takıyor ve dışarı çıkmak üzere kapıyı açmadan önce şapkasına son bir kez bakıyordu. Şapkayı düzgün takmaya o kadar önem veriyor. Aynanın önünde o kadar uzun kalıyordu ki o evden çıktıktan sonra bile Borsalino'lu başının aynada kaldığını düşünüyordum. Resimlerde Atatürk'ün de ya elinde ya başında şapka görülürdü. Karadeniz kıyısında
küçük bir şehirde Atatürk'ü karşılamak için bütün erkekler bir anda Avrupa tarzı kadın şapkaları takmışlar. Kurnaz bir satıcının elinde erkek şapkaları kalmamış, sırf demode kadın şapkaları. Bu şapkaları takan erkekler henüz aradaki farkı bilmiyorlarmış. Anne babam Jean Gabin ve Rosanna Brezzi'yi, Silvene Mangano, anne Magnani yüzlerine davet edip onlarla çok iyi anlaştıkları sırada ben de ilk Avrupalı arkadaşlarımı buldum. O sıra zafiyet denilen illete yakalanmıştım, öleceğim diye korkuyorlardı. Babaanneme ölünce cennete gidecek miyim diye sordum. Nedeni de çok sevdiğim babaannem kendisinin cennete gideceğine inanıyordu. Ben de sırf onunla birlikte olmak için. Babaannemin 7 çocuğu ölmüştü. Kendisinin çok günahı olduğunu sanıyordu. Çünkü çocukları böyle arka arkaya ölünce acısından çok sigara içmiş de çok günah işlemiş. Ama çocukları melek olup gelip onu içtiği sigaralar yüzünden tam cehenneme düşerken kurtaracaklarmış. Bazen oturduğu yerden birdenbire kalkar, kollarını havaya kaldırır, bağıra bağıra, abo, abo, o Ermeni gelinleri kendilerini nasıl da köprülerden attılar, abo, o Ermeni gelinleri kendilerini nasıl köprülerden attılar der. Sonra gider, bir sigara alır, oturur, başı yerde içerdi. Beni alır, çok sık mezarlıklarda gezinir, her ölünün önünde durup adı neymiş, kaç yaşındaymış diye bana okuturdu. Okuma yazması yoktu. Ölülerin ruhlarını unutmazsan cennete gidersin dedi bana. Ben de mezarlıklarda adlarını okuduğum ölülerin, Ermeni gelinlerin ya da gazetelerden gece konduda gaz sobasından zehirlenip ölenlerin adlarını ezberleyip geceleri isimlerini arka arkaya sayıp ruhlarını düşündüğümü kendilerine söylerdim. Ölüler listem giderek uzadı. Adları saymak bir saati geçmeye başladı. Önce sırf Türk ölülerim vardı, bunlara Avrupalı ölüler eklenmeye başladı. Annem bana, babaanneme ve onun gibi okuma yazma bilmeyen arkadaşlarına okumam için romanlar verdi. Benim ilk Avrupalı misafir ölüm Madame Bovary'ydi. Ben okurken ihtiyar kadınlar ona ağladılar. Ben de onu geceleri ölüler listeme dahil ettim. İkinci Avrupalı ölüm Robinson Crusoe'ydu. Robinson Crusoe'yu yüksek sesle okurken babaannem ikide bir, ay annesi babası nasıl dayandılar, karısı nasıl dayandı? Çocukları ne yedi babaları olmayınca diye sormaya başlayınca ben de yalandan cevaplar veriyorum. Çocuklar pilavla kuzu eti, mısır ve kestane yiyor falan. Geceleri de Robinson Crusoe'yu ölüler listeme dahil edip ruhuna iyi gelsin diye dualar ediyorum. Üçüncü Avrupalı ölüm Molière oldu. Zafiyeti atlatıp iyileştikten sonra 12 yaşında devlet tiyatrosunda beni küçük roller için aldılar. Sahnelenen oyun Molière'in Kibarlık Budalası. Yetişkin oyunculardan Molière'in sahnede öldüğünü duymuştum. Böylece Molière de geceleri ölüler listeme katıldı. Günün birinde bir oğlana aşık düşünceye kadar her gece Türk ölüleriyle birlikte Madame Bovary'ye, Robinson Crusoe'ya ve Molière'e ruhları için dua etmeye devam ettim. Aşık olunca ölüleri unuttum. İnsanların ülkeler arasında ilk değiş tokuş ettikleri sadece film yüzleri değil, aynı zamanda ölülerdir. Tiyatroda maskelerin takıldığı, makyajların yapıldığı odaya bitiyordum. Işıklar, aynalar, havalanan pudralar, kadınlar erkek rolünde erkekler kadın, yapıştırılmış sahte burunlar, sahte kulaklar, sahte memeler, göbekler, yapışık makarnalar gibi görünen lüle lüle peruklar, ezberlerini gardıropta tekrarlayan oyuncular, odalara sığmayan kostümler, devamlı işleyen ağızlar, her gece sahnede ölüp sonra dirilenler. Bir gece eve dönerken yıldızlara yemin ettim. Yıldızlar, size yemin ediyorum oyuncu olacağım. 1965'te genç bir kızken Berlin'e gittim. 1,5 yıl kalıp 3 ay bir fabrikada çalıştım. Babamın ricasıyla Almanca öğrendim. Bir sömestr tiyatro okuluna gittim. Bu 1,5 yıl içerisinde yeni ölüler, Bertolt Brecht'i ve Franz Kafka'yı tanıdım. Lotelenia Ernst Busch gibi harika Brecht oyuncularını da. Brecht sever genç bir Alman beni Brecht'in tiyatrosuna götürdü. Berlin'e ansambla. Tiyatroda Arturo Uyu oyununa hayran düşüp sokaklarda gece hiç bitmesin diye karın altında dolaşıp durduk. O zamanlar Berlin sokakları daha Hitler'den kendilerine gelememişti. Şehir yorgundu. Kimi zaman dişsiz bir ağzı andırırdı. Belki de kafası gitmişti. Başsız bir beden sağa sola yalpalıyor. Evlerin duvarlarında kurşun, bomba delikleri, bombadan kurtulmuş evlerin aralarında, bombalardan yok olup gitmiş binaların harabelerinde sadece gecenin karanlığı sırıtırdı. Pis pis sırıtırdı.
Hannah Arendt şu meyalde bir şey söylemişti. Nazi öldürme makinesi asla var olmamalıydı. Şimdi iş işten geçti. Artık bunun sonuçlarıyla hiçbirimiz başa çıkamayacağız. Belki bu yüzden suçluluk duyguları sokaklarda kol gezerdi. Soğuk gecelerde rüzgar, gazete, kağıt parçalarını önüne katıp bu boşluklara savurur. Bu harabelerde gazete parçaları birdenbire havalanır. Havada birbiriyle çarpışır, sesler çıkarırlar. Harabelerde şehrin şaşkın şaşkın gezen hayaletleri gibi gözükürlerdi. Bütün buralar nereye giderlerdi, nerede toplanırlardı? O zamanlar Berlin'de dirilerle ölülerin sayıları birbiriyle kıyaslansa ölüler çoğunlukta mıydı? Sanki insan yaşayan bir şehrin yerine sürekli bir şehrin faşist geçmişinin fotoğraflarını görüyor, bu fotoğrafların arasından kayarak ikide bir de o zamana gidiyordu. Rosa Luxemburg'u öldürüp attıkları kanal, karanlık sulardan oluşan bir anıt mezar gibiydi. Yahudi mezarlığının sıkı sıkıya kapalı kapısı, mezar taşları arasında taşlar kadar uzamış otlar, birdenbire şehri ikiye bölen bir duvar, önünde bir tabela, dikkat, Amerikan bölgesinden çıkıyorsunuz. Kırklı yılların şarkılarını çalan bir meyhane, yaşlı kadınlar yaşlı kadınlarla dans ediyor. Savaşta mahvolan Anhalter tren istasyonunun önünde camları kırık bir telefon kulübesi. Savaş görmüş yaşlı bir adamın arkasında biri dururken ürken ensesi. Bütün bu resimlerin arasında birdenbire 68'lerin talebi hareketi. Sokaklarda Almanya'nın faşist yüzünü ilk defa liberalleştiren kızlar, erkekler, Rudi Dutschke, Kombendit, Atina'daki cuntadan Berlin'e kaçmış Yunan gençler, yaşlılar. Berlin'i bu insanların arasında seviyordum. Yunan, Alman, Türk solcularla sinemaya gidip Jean-Luc Godard, Alexander Kluge, Louis Buñuel'in filmlerini görmeyi, bira bardaklarıyla dolu masalarda bu filmlerin üzerine konuşmayı, sol harekete katılan Türk işçilerle garlarda volta atmayı seviyordum. İspanyol, İtalyan, Yunan, Türk işçiler sokaklarda kendi dillerinde çok yüksek sesle konuşurlardı. Sanki kelimelerinin peşinden giderlerdi. Sanki yüksek sesle konuştukları dilleri onlara bilmedikleri bir ormanda yolu açardı. Bir sokaktan ötekine saparken bu sokağa sapacaklarından değil de yüksek sesli kelimeleri onların önden gittikleri için o kelimelerin peşinden gidiyor, kelimeleri o sokağa saptığı için onlar da o sokağa sapıyorlar gibi gelirdi insana. Acaba bu kelimeleri anlamayan Almanlara bu yabancılar eşekleri ve hindileriyle başka topraklarda yürüyorlarmış gibi mi gelirdi? 1,5 yıl Berlin'de kaldıktan sonra İstanbul'a döndüm. Çantamda Brecht'in 3 kitabı, Lotelenia ve Ernst Busch'un plakları ve bir gazeteden kestiğim Benno Onezorg'un ölüsü. Berlin'e İran Şahı geldiğinde polis tarafından sokakta öldürülen Benno Onezorg'un ölüsü. İstanbul'a döndüğümde burada da insanlar ayaktaydı. Dünyayı saran 68 hareketi buraya da gelmişti. Ölümleri daha tanımadığımız için de neşemiz yerindeydi. Bir yandan o dönemin ilerici Mehmet Ali Aybarlı, Çetin Altanlı, Yaşar Kemalli Türkiye İşçi Partisi için gecekondu mahallelerinde fabrika önlerinde bildiri dağıtıyor. Bir yandan tiyatro okuluna gidiyor. Geceleri Utku Varlık, Komedi, Alaaddin. Biraz öksürüyüm ben çünkü hastaydım. İyice öksürmem lazım yoksa tekrarlar. Evet, bir yandan da tiyatro okuluna gidiyor. Geceleri Utku Varlık, Komet, Alaaddin, Mehmet Güleryüz gibi harika ressam arkadaşlarla Rum-Ermeni meyhanelerinde kahkahalar içinde kafayı çekiyor. Kimseye zarar vermeyen aşklar yaşıyor. Çok sevdiğim Turgut Uyar, Can Yücel, Selahattin Hilav, Yaşar Kemal, Cemal Süreyya, Ece Ayhan'la başka masalarda bu toplaşıyor. Canları yakılmış yaşlı solcularla konuşuyor, sendikacı arkadaşlarla evlerinde buluşuyor. Kendimizin yalnızca ne olduğumuzu değil, daha ne olabileceğimizi anlamaya çalışıyorduk. Talebesi olduğum tiyatro okulunda çok kral hocalarımız vardı. Muhsin Ertuğrul, Haldun Taner, Beklan Algan, Ayla Algan, Melih Cevdet Anday, Nurettin Sevin. Beklan Algan bizi sabahtan gece yarlarına kadar okulda tutar, sahne sanatını öğretir. Hafta sonu için bizlere ev ödevi niyetine soru kağıtları dağıtırdı. Sorular şöyle kalmış aklımın eski köşesinde. Bu hafta bilincimi geliştirmek için ne yaptım? Hangi kitapları okudum? Ben de bu soruları önce anneme sormuştum. Anneciğim,
bu hafta bilincini geliştirmek için ne yaptın? Hangi kitapları okudun? Annem bana susup bakınca da Berlinli solcu arkadaşlarımdan sıkça duyduğum soruyu sordum. Anne önce ne vardı? Tavuk mu yumurta mı? Yokuşlu Cağaloğlu'nun çoğu köşesinde sokakta kitaplar satılırdı. Bazen rüzgar onların sayfalarını çevirirdi. Nazım Hikmetler, Sacco Vanzetti'ler, Dantonlar, İspanyol İç Savaşı, Rosa Luxemburglar, Pir Sultan Abdallar, başkalarını kurtarmak için öldürülmüşler kitaplarda bizi beklerdi. Uzan, eğil, al, eve götür, oku, bazen ağla, ölülerle yat, ölülerle kalk. Her sabah vapura binerken biraz Rosa Luxemburg'sun, biraz Sacco Vanzetti. O zamanlar Hakkari'de Çukurca bölgesinde köylüler açlıktan kırılıyor diye bir haber okuduk. Dağlardan inen kar köylerle şehir arasındaki yolları mahvetmiş, insanlar açlıktan kırılıyormuş. Helikopterlerle onlara atılan yiyecekler de asker ve sivil bürokrat tarafından iç ediliyormuş diye bir haber. Ben tiyatro okulundan bir arkadaşımla, benden 2 yaş küçük Erdal'la açlıktan kırılan köylülerle röportaj yapmak için babamdan 300 lira alıp önce otobüslerle sonra otostopla kamyonlar üstünde Hakkari'ye gittik. O zamanlar daha zap suyuna köprü yapılmamıştı. Peşimizde 3'er sivil polisle oralarda köylülerle konuştuk. Tan gazetesine 2 yazı yazdık. Biri azap suyu, diğeri Hakkari Türkiye'yi arıyor. İstanbul'a döndüğümüzde bu seyahati yakın arkadaşım şair Ece Ayhan'a anlattım. Ece bir şiirinde şöyle yazar. Giderler harçlıklarına eserse Haliç vapurlarıyla azap suyuna. O günlerde Ankara'da öldürülen bir genç için Anıtkabir'e bir yürüyüş düzenlenmişti. Bir yığın insan yürüyoruz. Öldürülen gencin annesinin adı İnsaf Ana. Ece Ayhan bu isme mahvolup bitmişti. Ben yürüyüşte İnsaf Ana'nın yanına gittim. Birlikte yürürken oğlumun emeğini eline verdiler dedi. Bunu Ece Ayhan'a yazdım. Ece de Devlet ve Tabiat kitabına İnsaf Ana'nın bu cümlesini aldı. O günden böyle asker kaputu giyip gizli bir geyik yavrusu emziren gece çamaşırcısı anası yazdırmıştır. Ah ki oğlumun emeğini eline verdiler. Doğu Alman yazar Heiner Müller'in İmschlafe der Völker stehen die Generale auf diye bir cümlesi var. Halklar uyurken generaller ayağa kalkar. O sıralar 6 erkekle bir komün kurmuşuz, sinema komünü. Galiba 1971 başları, İngiliz konsolosluğunun karşısında bir apartmanda oturuyoruz. Genç sinema dergisini çıkarıyoruz. Alt katta Rum terziler, üst katta Orospular. Biz de arada öğrenci işçi eylemlerinde çekilen 16 milimetrelik filmleri yıkayıp gösteriyoruz. Grup halinde kitap okunuyor, kazanılan bütün paralar filmler için kullanılıyor, et yenmiyor, ayakkabı alınmıyor. Deniz Gezmiş'in yakalandığı gün polisler evi basıp bizi Sansaryan Han'a, 6. şubeye götürdüler. Orada beni 3 hafta tuttular. Niye Hakkari'de Kürtleri jandarmanın üzerine saldırtmak istedin zırvasıyla? Ne demek istedin yazının başlığında Hakkari Türkiye'yi arıyor diye? Hakkari Türkiye değil mi? Sen 6 erkekle aynı evde yatıp kalkıyorsun. Bu heriflerin hepsi senin üstünden geçiyor mu? Geçmiyorlar desem de bir, demesem de bir. Hınzırlık olsun diye geçiyorlar ama dikkatli geçiyorlar diye cevap verdim. Polis şefi orospu, Allah senin belanı versin diye yere tükürüp gitti. 3 hafta sonra bıraktılar. Galata Köprüsü'nde yürürken köprünün korkuluklarına tutundum. 9 kilo kaybetmiştim. Balık kokuları, martı bağırtıları arasında hepimizi gebertecekler diye düşündüm. Hepimizi gebertecekler, bu ülkeyi öldürecekler. Ece Ayhan, Türkiye kötülük toplumu derdi. Sevgili arkadaşım Tezer Özlü de, bu ülke bizim değil, bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi demişti. Jandarmalar, polisler evlere girip insanları tutuklarken sadece insanları tutuklamıyorlardı. Kelimeleri de, kitapları da. Artık yazı demek, kelime demek, ölüm demekti. Ölümlerden ölüm beyan demekti. Kelimeler yüzünden işkencelerden işkence beyan demekti. Gebertilmelerden gebertilme beyan demekti. Böyle zamanlarda kelimeler hasta olur. Hangi hapishanede biliyor musun? Selimiye'de. Asılmayı orada bekliyor. Bugün 8 genç öldürüldü. Babası tabut getirmiş ama oğlunun kafasını bulamamış. İstanbul, hasta kelimelerin dolaştığı delirtilmişler koridoru olmuştu. Kendi dilimde, Türk dilinde çok umutsuzlaştım, mutsuzlaştım. İstanbul'da yürürken manavlardaki meyveleri görüp şaşırıyordum. Bunların, bu üzümün, bu rezil hayatta işi ne? Kimin ağzına tat verebilir ki? İnsanlar ortadan kaybettiriliyor.
fotoğraf oluyorlardı. Babalardan önce oğullar ölüyordu. Anneler babalar ellerinde fotoğraflar, çocuklarımız nerede diye soruyorlar. Ülke ölüyor, herkesi gebertecekler, herkesin fotoğrafını çekmeliyim. Derler ki insan yabancı bir ülkede dilini kaybeder ama insan kendi ülkesinde de dilini kaybeder. Söyleyemeyeceği kelimeleri saklarsa, kelimeler dilinin altında kalırsa, kelimelerden korku, dehşet duymaya başlarsa, bir ülke karanlığa girerse taşlar bile başka bir yer arar. O dönem Brecht'in sözleri bana yardım etti. Büyük büyük kalmaz, küçük küçük kalmaz. Gece 12 saat sürer ama sonra gün gelir. Brecht bizden önce faşizmi vücuduyla yaşamıştı, tanımıştı. Şimdi onun kelimeleri bana kendi vücudum faşizmi tanırken yardımcı oluyordu. Çok şükür her şey çabuk geçer, aşk bile hatta acı bile. Nerede dün akşam dökülen o gözyaşları, nerede geçen sene düşen kar? O vakitler rüyam mutlaka Berlin'e gidip Brecht'in bir talebesiyle tiyatroda çalışmaktı. Türkçe'de hastalanmış kelimelerimi bir dil sanatoryumuna götüreceğim. Brecht gibi bir şairin diline. Annem de git kızım git kurtar kendini dedi. İsviçreli arkadaşlarım bana bir burs verdiler. En müthiş Brecht talebesi Benno Besson'dur, ona git dediler. Trenle Berlin'e gittim, Besson'u buldum. Bay Besson, sizden Brecht tiyatrosu öğrenmeye geldim. Besson kaşlarını kaldırıp biraz yüzüme baktı. Hoş geldiniz dedi. Hoş geldiniz. Daha bu ilk Almanca cümle bana Brecht'in İstanbul'da verdiği sözün gerçek olduğunu gösterdi. Gece 12 saattir ama gün gelir. Ama sonra gün gelir. Dilin kemiği yok. Nereye çevirirsen oraya dönüyor. Dilimi Almanca'ya döndürdüm. Tiyatro diline, Brecht'e, Kleist'e, Büchner'e, Goethe'ye, Shakespeare'e. Çocukluğumda 5 yaşında bizim duvarda büyük sarkaçlı bir saat asılıydı. Annemin bayıldığım iki hanım arkadaşı vardı. İki Ermeni kız kardeş, hiç evlenmemişlerdi. Bizim eve gelir, yere bir kumaş serer, kırt kırt diye koca bir siyah makasla keser. Anneme kendilerine elbiseler, röpiyesler dikerlerdi. İplikler saçlarından sarkar. İnce sigaraları dudak kenarlarında, kahkahaları tavana yapışır. Bahçe ve ev deniz kokar, yavaş yavaş akşam olurdu. Bilirdim ki birazdan babam arkadaşı Kambur Rifat'la koltuk altında bir rakı şişesiyle eve girecekler. Kadınlar, erkekler hepsi yiyecek, rakı içecek ve kadınlar şarkı söyleyecekler. Böyle gecelerde yemek yemezdim. İşim vardı. İşim de zamanı durdurmak. Duvarda asılı koca sarkaçlı saati durdurmak ki bu an hiç geçmesin, hep böyle kalsın. Sürekli yelkovanla akrebe gözlerimi dikip onları durdurmaya çalışmaktan baygın düşer, masada uyurdum. Zamanı durdurmak hayatta imkansızdı ama tiyatroda mümkündü. Tiyatroda durdurulmuş zamanların ölüleri canlanıyordu. Seyirciler bu canlanmış ölüleri görmeye ve dinlemeye geliyorlardı. Onun için oyun öncesi fuayede acayip bir heyecan başlıyordu. İnsanlar ölülerin hiçbir kelimesini kaçırmak istemiyorlar. Ölüler de bu bilmedikleri yeni hayatların hikayelerine karışmaya geliyorlar. Oyuncu şimdiki zamanda konuşuyor, oynadığı figür geçmiş zamanda. Birlikte tarih parçalarını birleştiriyorlar. Hamlet'in çürümüş bir şey var Danimarka krallığında cümlesi Doğu Almanya'da her oyunda alkışlarla karşılanıyordu. Saraydaki cinayetlerden yorulan amcasının kötülükleriyle başa çıkamayan Hamlet, babasını öldürüp şimdi kral olan amcası için bu kral İtoğlu itin teki der. O yıllarda anneme telefonda sorardım, ne alemde Türkiye, nasılsın anne? O da kötü kızım, sen dayanamazsın derdi. Başka bir telefonda daha da kötü demişti. Bertolt Brecht'in Kentlerin Vahşi Ormanı oyununda Jane figürüne nasıl olduğu sorulunca şöyle cevap verir. Aynen İlmihal'de olduğu gibi, daha kötüye gidecek, daha kötüye gidecek, daha kötüye gidecek. Zaman geçip gitmiyor, dönüp geliyor. Geçmiş ile şimdi, hatta gelecek bir yerde karşılaşıyor. Tiyatronun ölüleri bugünün tarih parçalarını kendi tarih parçalarıyla bütünlüyorlar. Hamlet'in o cümlesi, çürümüş bir şey var Danimarka krallığında, sadece Doğu Almanya'yı değil, bugünün Türkiye'sini de gelip kalbinden vuruyor. Tiyatroda perde indikten sonra her şey, kostümler, peruklar, cümleler, kelimeler, duygular, ölüler, tüm bunları soyunma odasında bırakıyorsun, ışığı kapatıp tiyatronun kantinine gidiyorsun. Sahnede ölüyorsun, sonra kalkıyorsun, yüzündeki kanı siliyorsun, kantine gidip bir bira alıyorsun, arkadaşlarınla şakalaşıyorsun, ertesi gece gene ölüyorsun, sonra gene kalkıyorsun. Sürekli zamanı durduruyorsun.
Hayatta ne kadar çok zor şey varsa tiyatroda kolay. Aşk, nefret, kıskançlık, güç, zalimlik, ölüm. Sahnede bir başkasının hikayesini kendi hikayenmiş gibi oynarken bir sihir oluşuyor. Başkaları biz oluyoruz, biz başkaları. Sonra oyun bitince rolle aramıza mesafe koyuyoruz. Ophelia, Hamlet, Wojciech soyunma odasına bırakılıyor, ışıklar söndürülüyor, kapılar kapatılıyor. Ertesi akşam insan gene Ophelia oluyor. Ah hangi asil ruh burada mahvedildi cümlesi gene ağızda. İnsan aynı anda iki yerde birden, iki kişilik birden. İnsan tiyatronun araçlarıyla Ophelia'nın sınırlarını açarken, iterken aynı zamanda kendi sınırlarını da itiyor, büyütüyor, genişletiyor, açıyor. Doğu Berlin'de iki yıl birlikte çalıştıktan sonra rejisörüm Besson bana sordu. Kaç yaşındasın? 27. Daha çok gençsin. Başka bir kültüre, başka bir dile gelebilirsin. Ben Paris'e gidiyorum. Orada Brecht'i sahneleyeceğim. Gel benimle beraber Paris'e dedi. Yabancı işçiler Almanya'ya çalışmaya giderken bir yıl sonra döneceğim derlermiş. Ben de bir yıl kalıp Brecht tiyatrosu öğrenip geri dönerim demiştim. Türkiye'de öldürmeler, asmalar devam ediyordu. Gene de arada bir burada mı kalsam yoksa İstanbul'a mı dönsem diye soruyordum. Almanca mı, Türkçe mi, burası mı, orası mı? Beni bir son beni alıp Paris'e götürünce beni Berlin mi, İstanbul mu diye iki tercih arasında kalmaktan kurtardı. Artık bu ikisi arasında ille de birini seçmek zorunda değildim. İlle de iki şeyden birini seçmek çok zor bir şeydir. Tıpkı kocanla sevgilin arasında mutlaka bir tercih yapmak zorunda kalman gibi. Paris'te Fransızca öğrenip Fransız tiyatrosunda çalışmaya başlayınca bu aralarında dolandığım üç ülke, üç dil sanki bir kocam, iki sevgilim var gibi oldu. Üç aşk arasında bir tercih yapılamaz. Böyle yaşayıp git, hatta bir dördüncü sevgili bul, en iyisi bu. Mesleğiniz ne diye sorarlarsa kelime toplayıcısıyım dersin. Hep tiyatrodan konuştum. İnsan tiyatroda ölüleri canlandırıp zaman durduruyor ama yazıda da roman yazarken de zamanı en azından yavaşlatıyor. Bu çok lüks bir şey. Ya da yazmanın lüksü zamanı yavaşlatmak. Yazmak tiyatroya çok benziyor benim için. İnsan aynı anda iki yerde birden, iki ayrı benlikte birden. Tiyatroda nasıl Ophelia'yı oynarken iki benlik varsa, yazarken de öyle. Yazarken birinci ben, ikinci bene bazı sırlar veriyor ama ikinci ben de birinci bene sırlar veriyor. Sanki bir denge oyunu bu iki ben arasında. Romanda sahneye konulanla yaşanmış arasında, dille anlatılan hikaye materyali arasında, oynayarak yazmakla yazarak oynamak arasında. Önümüzdeki kağıt bir hatırlama mekanı. Romandaki ikinci benin yazardan farklı bir hatırlatma zihni var. İlk romanımı yazarken hangi dilde yazayım diye hiç düşünmedim. Almanca yazdım. Vücut ritmim Alman diliydi, günlük hayat Almancaydı. Bu dilin ülkesinde Brecht tiyatrosu hayalimi gerçekleştirmiştim. Türk faşizminde hastalanmış Türkçe kelimelerim Alman tiyatrosuna kendilerine gelmişlerdi. Tiyatroda dramlar, tragedyalar insanın içine dokunur. Aynı zamanda bir ütopya sözü verir. Yabancı bir dilde kelimelerin çocukluğu yoktur. Ama benim Almanca kelimelerimin vücudu vardı. Almanca kelimelerle ben tiyatroda karşılaşmıştım. Tiyatro kafalarla kafalar arasında değil, vücutlarla vücutlar arasında bir diyalogtur. İlk romanım Hayat Bir Kervansaray'ı yazarken bana bir şey söyleyen, kalbimde gezinen, bana kuvvet veren fotoğraflar ve resimleri odamın duvarına toplu iğnelerle tutturmuştum. Buñuel, Signorelli, Van Gogh'un tüm otoportreleri, Rembrandt, Heinrich Heine, Kavafis, Gramsci, Beatles, Pompei'nin duvar resimleri, sürrealistlerin portreleri, İsa'nın çarmıha gerili bir resmi, güzel annemi bana hatırlatan bir Picasso kadını, Burt Lancaster, Man Ray, Kiki de Montparnasse, Marlon Brando, Munch'un sırtları bize dönük insanları, oğulları suçsuzca öldürülmüş Türkiye'li babaların, gazetelerden kesilmiş resimleri, Albrecht Dürer'in kendini İsa olarak çizdiği portresi, Rönesans döneminden güzel erkek yüzleri, rejistörün Benno Besson, Heinrich Böll, Brecht, Kurt Weill, Osmanlı erotik resimleri, bittiğim Japon sinemacıların, Ozu'nun, Müzoguchi'nin, Naruse'nin film afişleri, Anna Magnani, Silvana Mangano, Pasolini, Fritz Lang, Nosferatu, Peter Lorre, Ara Güler'in İstanbul fotoğrafları, babaannemin bir çocukla tahterevalliye binmiş resmi. 5 yıl sürdü bu çocuk romanını yazmam. Yazarken yeniden bulduğum yavaşlatılmış çocukluk ritmimi ve artık kaybettiğim ama romanda yeniden bulduğum çocukluğumun o güzel insanlarını, çocukken her gece ruhlarını andığım, her gün mezarlardan ve gazetelerden topladığım ölüleri kaybetmemek için
Bazen günlerce evden çıkmıyordum. Çıkarsam sokakta bir endüstri ülkesinin delirmiş hayat hızıyla karşılaşırım. Yazarken yeniden bulduğum ölülerimi bu delirmiş ritmin içinde kaybederim diye korkuyorum. Yiyecek bir şeyler almaya çıkarsam sadece sevdiğim satıcıların dükkanlarına gidiyorum. Ya çocuk gibi bir sesi olan Koreli kadının dükkanına ya da koca memelerini zor taşıyan, bana dükkanına her girdiğimde gizli sevgilisinden bahseden Alman fırıncı kadına ya da üç çocuğu birden bir kazada ölmüş kadın kasap Karla'ya. İnsan yazarken masada bir seyahat başlıyor. Kelimeler, ritimler, tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Bu biraz bir trapezcinin havada partnerinin elini yakalayabilecek mi ya da ipte yürüyen cambazı seyrederken ay düşecek mi yoksa korkusuna benziyor. Yazarken yalnızsın, tiyatroda değilsin. Sadece sen yoksun, bir insan var. Tiyatronun koridorları, soyunma odaları, her yer bir oyun şaka yeri. Herkes figürünü bulman için orada. Rejisör provada senin sınırlarını açıyor. Diğer oyuncular da senin sınırlarını zorluyor, sen de onlarınkini. İş arkadaşların sabah iki yanağından, akşam iki yanağından öpüyor. Fransa'da sabah yanağından üç kere, akşam da yanağından üç kere öpülürsün. Eğer oyunda 30 oyuncu ve teknisyen varsa sabah 90 kere, akşam 90 kere öpülürsün. 180 öpücük her gün. Ama yazarken bu öpücükler yok. Suyunu atsan o unutur belki. Sonra aç. Çok sağ ol. Hoş geldin. Sen geçmeyi ister misiniz? Yok hayır sağ ol canım. Açtım. Ha, çok güzel. Sevgi, insan yazar olup da yazarları gerçek hayatta görmeye başlayınca ne kadar hakikatsiz insanlar olduğunu görüp çok büyük bir rahatsızlık duymaya başlıyor. Yani senin hakikatliliğin hem hakiki bir yazarsın hem hakiki bir insan. Bu artık neredeyse dünyada kalmıyor gibi değil mi? Bir de şöyle bir şey, çok acıklı şeyler söylüyorsun fakat bizden humoru esirgemiyorsun. Yani böyle kanınıza ekmek doğrarım yapmıyorsun ki, bu çok acayip bir şey. Çünkü Türkler mutlaka insanın kanına ekmek doğramak istiyor. Bu humoru nereden aldın? Bilmiyorum, annem de biraz böyle çok güldürürdü bizi. Taklitler de yapardı ya da çok zeki bir şekilde bir şey söylerdi. Hı hı. Ben hep çok sevdim böyle şey, beni güldürebilen insanları. Özendim onlara. Hı hı. Bir de tabii ileride Brecht'i çok sevdiğim için orada bir distans meselesi var ya, kendinle olanlar arasında distans koyup distans. Hı hı. Distans ama aynı zamanda humordur. Humor demektir. Humor da aynı zamanda distans demektir. Yani humorun içinde distans var, o yüzden belki seviyorum. Peki anne... Çünkü benim yani acı çektiğimi göstermem ne işe yarayacak? Milyonlarca insan acı çekiyor. Hı hı. Onun için onu en iyi anlatabilmem şekli belki o acıyı ben yani kendimi önemsemeden anlatmam. Hı hı. Ben zaten son zamanlarda Türklerdeki humor yoksunluğunu düşünüyorum. Mesela Kürtlerde var humor. Türklerde yok. Yani belki o dediğin distans yoksunluğundan da mesafe koyamıyorsun, humor yok. Mesafe koymamanın belki sonuçlarını da sürekli çekiyoruz. Yani nasıl bir Türkiye'den kaçtın ve şimdi görüyorsun nasıl bir Türkiye'deyiz. Yani çok böyle moral bozucu ve çünkü dairelerle ilerleyen, tam böyle ilerledin zannediyorsun, bir de bakıyorsun başladığın noktada o his var mı sende? Var tabii. Bir de şey, mesela bazı gazeteleri gördüğüm zaman, o yandaş gazete denilen ya da adamları mesela neler anlatıyorlar, işte canlı der kendine sıktı okur falan neyse. Hı hı. Şeyi hatırlatıyor bana, Pasolini'nin çok güzel bir filmi vardır. Sadom'dan 120 gün önce
120 Tage vor Sodom'dur galiba. Orada son faşistler İtalya'da, yani artık Mussolini falan gebertilmek üzere, 4 tane orospu yanlarında, onlar da faşistler. Ve kaçırdıkları genç askerleri falan böyle bir villaya kapanırlar. Oğlanları da biraz düzerler falan. Ve böyle ortada bir yerde koca bir tencere de değil artık, kazanların kazanı. Yani nedir o, Topkapı Sarayı'nda bile olmaz o büyük kazan. Öyle bir kazanda bok kaynatıyorlar. Ve o boku kendileri yiyorlar ve başkalarına da yediriyorlar. Zorla başkalarına yediriyorlar, kendileri de yiyorlar. Yani ben burada gazetecileri böyle anladım, baktım, okudum ya da gözüm iliştiği zaman bu hep bu sahne benim için. Yani buradan. Peki hep annen, sevgili annen. Dışarı gidince en çok hani ana dilini de geride bırakıyorsun. Hatta kitabının adı ana dili değil, anne dili. Bir onu açıklar mısın? Ya çok tuhaf, yani anlatmaya değer gibime geliyor. Şimdi annemi çok seviyorum, annem babam ben. Biraz da bana böyle mitolojik insanlar gibime gelir, bambaşka. Belki o çağ, o dönemde de o tip insanlar çok, belki bilmiyorum. Babamın babası yoktu, annemin annesi yoktu. Bunlar ikisi hiyerarşilerden çıkmışlar, yani Anadolu'dan. Kayseri'den geliyor dedem, babam, annem başka taraftan. Birbirlerine aşık düşüyorlar, İstanbul'a geliyorlar. İşte sinemalar, şapkalar, danslar. Yani hiyerarşilerden, aile hiyerarşilerden çıkmanın iyi bir yanı vardır. Akşam eve gelince bakmayacaksın kimsenin gözlerine. O zaman istediğin şeyi yaparsın ve doğrucu bir adam olursun. Çünkü istediğin şeyi yapan, ancak özgürleştirirsen namuslusundur. Yani özgür olmayan insanlar namuslu olamaz. Yani o bu şeyi annemi dediğim gibi çok seviyordum, babamı da. Şimdi Almanya'da tabii ben bunların vücutlarını kaybettim. Sadece ses oldular benim için. Çok sık telefon açardım anneme böyle her gün. Hatta uç çalardım ona telefonda. İşte anne beni nasıl doğurdun, ben bir rol oynayacağım, işte orada doğuran kadını oynayacağım. Sen beni nasıl doğurdun? O da bana İstanbul'da telefonda beni nasıl doğurmuş onu taklit eder. Ben onu alırdım, teype falan alırdım. Yani aramız çok iyiydi. Bir şeyi yazıyorum, Kervansaray'ı yazıyorum. Ben artık yarısında falanım, yani 3 yıl çalışmışım üstünde. Bir gün telefon açtım anneme, sesi bana sanki böyle karanlık bir yerde oturuyor, çıkamıyormuş gibi geldi ses. Çünkü annem artık benim için sesti. Vücudu yok. Yani sarılamıyorum, yıllardır yok. Vücutları hep yok o insanların. Sadece ses oluyorlar. Demek ki ben de körler gibi bir şey hissettim. Yani o sesten sokağa çıktım, hatırlıyorum. Türkçe gazeteler gördüm yolda. Bana böyle sanki sonradan öğrendiğim bir dilmiş gibime geldi birdenbire. Kötüydüm yani, kötü oldum böyle birkaç gün ya da hafta. Oraya gittim, buraya gittim, bir arkadaşa gittim. Sonra eve geldim ve başladım bu hikayeyi yazmaya. Yani romanı bıraktım, anne dilini yazmaya başladım. Çok da tuhaf bir şey orada. Kız bütün kelimelerini kaybetmiş. 3 tane kelime hatırlıyor. Annesinin dilinden arıyor. Yani nerede kaybettim diye iki Berlin arasında gidip gelip arıyor kelimelerini. Sonunda acaba dedemin yazısına dönüp annemi oradan mı bulabilirim, yani geçmişe dönüp falan diye gidiyor. Arap harfleri öğrenmek için bir ustanın yanına, bir şeyin maestro, yani ne denir ona, önemli bir adamın. Bu önemli adam da sufist, aslında dindar, kadın Marksist yani. Ve bir platonik aşk oluyor aralarında, ama bu aşk yüzünden kız yeni kelimeleri hatırlamaya başlıyor annesinin dilinden. Çok acı çekiyor. Arapça şeyler, yazılar onunla konuşuyor geceleri falan. Sonra ben bunu, neyse, sonunda kurtuluyor o adadan, 40 gün sonra çıkıyor odadan, ama yanında 18 tane kelime var onu duygulandıran. Yani bu bir şeydir, başarı tabii sonunda onun için. Fakat ben kendime sordum, ya sen hayatında ne Arapça öğrenmek istedin, ne Arap, yani alakası yok ne Arap kültürüne de, yani yakınlığın yok falan. Nereden bu şeyi buldun? Bu katı nereden buldun? Yani böyle bir kat, yani böyle işte kendisine Arapça öğreten, hatta din kitaplarından öğretmeye çalışan bir adamla 40 gün geçiriyor ya da 45 gün geçiriyor. Sonra dedim, gittim Türkiye'ye. Anneme dedim hatta, anne bir yayın evi benimle kitap yapmak istiyor. Bir hikaye verdim onlara. Yavrum göreceksin, yapacaklar dedi. 2 gün sonra annem öldü benim.
Ben o günden beri zaten hiç ne Arapça yazı görebilirim, ne cami yeşiline bakabilirim. Yani çünkü bana yazı söyledi, annen ölecek dedi, annenin dilini kaybedeceksin. Niye mesela ana dili demiyorum da anne dili, o sıcak dil. Benim, yani benim dilimin sevgi kaynağı olan o sıcak organ yakında kaybolacak oradan. Ben bunu hissettim herhalde telefonda annemin öleceğini, ama çok gençti yani 59 yaşına falan. Böyle oldu yani, çok tuhaf bir hikaye. O yüzden anne dili, ama bu da bilerek konulmuş değil, işte ancak hissederek konulmuş bir şey. Öyle. Peki, hani çocukken daha yemin ediyorsun ben oyuncu olacağım diye. Çok çok ciddi bir tiyatro insanısın yani. Hem oyuncusun, hem rejisörsün, hem oyun yazarısın. Tiyatroyla yatıp kalkıyorsun ve hani metnin de şöyle bitiyor ya, bin öpücüklü bir olay, çok sosyal insan içinde bir olay. Yani bir anlamda cehennem azabı gibi bir şey yazarlık. Kendi kendine her gün işkence, için işkencesi yap. Nasıl geçtin peki tiyatro kadar neşeli, gullüm bir ortamdan bu bela işe? Bu biliyorsun empati kurma meselesi. Elime bir mektup geçti benim. Tanımadığım bir adamın mektubu. Türkçe dilini de anlamadım. Adam şeyi dikkatimi çekti. Mesela diyelim ki ben bunu, diyelim ki daktiloyla yazsın, böyle yazayım. O böyle her tarafını doldurmuş. Arkasına da yazmış. Başlığı da hoş. Halkıma ve benim halkıma ve beni dinlemek isteyenlere diye. Bu adam bir köylü, Türk köylüsü gelmiş, işçi olmuş, gözlük takmış. Bunu Türk faşistleri dövmüşler çünkü solcu olmuş. Yüzün adamın böyle yamulmuştu. Bir resmini gördüm. Adamı tanımıyorum. Türkçesini anlamadım. Mektuptaki Türkçeyi. Bir de şey benim çok hoşuma gitti. Almanya'dan hiç kötü bahsetmiyor. Diyor ki Nazım Hikmet der ki işçinin vatanı yoktur. Nerede çalışıyorsa vatanı orasıdır. Ben de diyorum ki işte Almanya'da çalışıyorum, vatanımdır. Ben çok hoş bulmuştum bunu yani. Genellikle abartıyorlar çünkü dille olan problemlerinden dolayı Almanlara düşmanlık taslarlar bazı Türkler. Onda öyle bir şey yoktu. Bir adamın problemi de Almanya değil zaten, karısı. Yani kadın ne Türkiye'ye dayanabiliyor ne Almanya'ya dayanabiliyor. Her gidiş gelişinde de hamile. Bir de buna bir hikaye anlatmış. Ya ben bir ağacın altında duruyordum, kiraz yiyordum. Amcan geldi benimle yemeye başladı. Ne demek istiyordu acaba falan. Bu da bile tabii biraz da şey, erotik de bir hikaye. Ya dedim bu adamın aslında ağzı dili yok bu adamın. Yani ben hayatının roman olduğunu iddia ediyor. 8 sayfa yazmış arkalı önlü. Ben bunu, benim babam böyleydi. Kızım benim hayatım roman diyordu. Ben de bakıyorum suratına. Bana anlatsın roman diye. Gözlerini kapar. Sigarayı içer. Tekrar böyle devam. Anlatmazdı ama ben inanırdım onun hayatının roman olduğuna. Bu beni belki babama hatırladı. Ben babamı da çok sevdiğim için böyle adamları, saf adamları seviyorum tabii. Ya dedim ben buna bir mutlu edeceğim bu adamı. Ben ona ispat edeceğim. Senin hayatın roman kardeşim. Ben şey, oyun yazacağım dedim. O dönem işte Almanya'nın çok ünlü tiyatro direktörlerinden Payman da beni böyle şey buluyor, heyecan verici bir insan buluyor beni. Dedim ya Klaus ben şey yapmak istiyorum, beni çok etkileyen bir mektup var, ben bir oyun yazmak istiyorum. Biz de senden zaten bir oyun bekliyoruz dedi böyle biraz daha. Ondan sonra yazdım Karagöz Almanya'da, In Alemanya diye. Yani Dadaist, burlesk bir oyun yazdım. Bir köylü eşeğiyle yola çıkıyor. Eşek de konuşan bir eşek ve şey Marksist çünkü çalışmak zorunda olmadığı için solcu oluyor tabii. Sokrates'ten, Marx'tan falan sitatlar. Bitmeyen bir yolun hikayesi. Almanya hiç yok benim oyunumda. Şey Almanya bir kapı. O kapıdan girebilirsen, çıkarsan ne oluyor? Dille ne oluyor? Estetikle ne oluyor? Oradaki hiyerarşiyle ne oluyor? Beni çünkü hep şey ilgilendirdi. Bu Almanya kapısı yüzünden burada ne oluyor, Türkiye'de ne oluyor, neyi değiştiriyorlar, yani dilde ne oluyor falan. O rollerini kaybediyorlar, buradan çıkıyorlar. Burada başka bir rol ediniyorlar, buraya gidince tekrar başka bir rol ediniyorlar. Yani bunlar çok ilgimi çekti. Bir de bitmeyen yolun hikayesi, bir dille çok oynadım tabii. Çünkü diyordum ki ya bu şeyde zengin ülkelerde herkes böyle işte sosyal rol oynayan bir oyuncu. Yani demokratik, zengin falan ülkede, Almanya gibi. Türkiye'lere verilen rolde zavallı adam. Ben de diyorum, hayır, zavallı adam olarak göstermeyeceğim.
şey dille karşılaşsınlar. Yani onun zavallılığında değil. Hı hı. Dili anlamasın, şey yapsınlar. Afallasın ya da gülsün arada bir, ondan sonra gene anlamaya çalışsın falan. Yani bunu mesela şey bile, o kültür karşılaşması ya da kültür şoku denilen şeyi şöyle mesela sahne, kendim de sahneye koydum bunu. Çok da iyi oyuncularla mesela Tuncay Kurtiz oynadı Karagöz'de, işte Berlin Ensemble'dan eşeği Jürgen Holz oynadı. Fassbinder'in oyuncuları benden çalıştı. Yani çok sevdiğim oyuncuları. Mesela şey geliyor, işte Türkler sınırda falan filan. Sıkılıyorlar bir süre sonra. Birisi kemençe çalıyor, bir bilmem ne falan. Ondan sonra motosikletle iki Alman polisi, bir de köpek falan geliyor. Şey sanıyorsun, pasaportlarınız mı? Onlar da kemanlarını alıp Schubert çalıyorlar. Yani şey, kültür karşılaşması falan. Çok da böyle eğlendik yani. Koyunlar da vardı, kuzular da, eşek de vardı. Eşek bir sürü oyuncuyu şey yaptı, ne denir ona? Isırdı. Isırdı falan. Sonra da kendi hayatını yazmak için romana mı geçtin? Bu tiyatronun şahane dünyasına. Ay, tiyatroda çalışmaya devam ediyordum. O ara galiba bizim bir kısmı Viyana'ya gitti çalışmaya. Yani vakit vardı. Bir gece işte kocam evde, benim kocam da dekoratör, rejisör falan operada, tiyatroda. Arkadaşları gelmiş Frankfurt Operası'ndan, çalışıyorlar. Smetana'nın Per Kauf der Braut, satılık gelin ya da şey falan. Onu çalışıyorlar, müzik dinlediler. Ben bu üç adamı da çok seviyordum. Yemekler yaptım onlara işte falan filan. Dinliyorum onlarla beraber. Sonra onları dinlerken böyle kalktım, gittim odamdan kağıtları aldım, getirdim. Hayır, resimlerini yaptım onların. Getirmedim maalesef, getirmeyi düşünmüştüm. Dedim belki bir salon büyükse görmezler. Önce bu üç adamın resmini yaptım sulu boya. Sonra gittim kağıtları aldım, başladım. Annemin karnında trendi, işte neyse, asker kaputu falan filan diye böyle notlar aldım, 5 sayfa. Ertesi gün oturdum, Hayat bir Kervansaray'ı başladım yazmaya. Yani böyle bu böyle sanki bir gemi gibi, böyle gemi limanından ayrılır gibi bu adamların yanından ayrıldım. Onlar çünkü müziği dinliyor, işte konuşuyorlar, dramatürgüyü konuşuyorlar, nasıl ilk sahnede nasıl başlasın falan filan. Bir de öyle baktı oldu. Romanın sularına girmiş gemin yani. İşte, ama senin dediğin çok doğru. Çünkü yani mesela tiyatroda tabii kolay, çünkü diğerleri seni zorluyor. Senin sınırların diğerleri zorluyor. Bir de her taraf oyun yeri falan filan. Yalnız değilsin. Her gece yiyebilirsin, içebilirsin, sevişebilirsin. Yani neşen yerinde 3'e 4'e kadar arkadaşlarınla gezersin falan filan. Böyle değil oyuncu şey, yazarlık. Hem işçisin hem işveren. Kendi kendini zorla, kendinden kendini ne yapıyor işverenler, işçileri? Sömürüyorlar. Sömüreceksin yani. Korkunç bir şey. Ben de öyle başladım. Ben de işkence olarak görüyorum. Hani işkence. Kendi kendine, Çin işkencesini kendi kendine tabii, yapmak zorundasın. Çünkü insanlar hayatlarını unutmak için iğne yapıyor, bilmem ilaç alıyor falan. Sen ne yapıyorsun? Dönüp bakıyorsun benim hayatım neydi diye. Yani bu çok ağır bir şey. Haklısın. Ben de diyordum yeter artık, yeter. Yeter, kimi ilgilendir? Bağırıyordum kendime. Bu falan filan. Yani böyle öyle sinir oluyorsun kendine yani. Çok zor bir şey bir de kendini oturtmak. Yani talebeliyken oturuyor muyduk? Annen kaç kere söyler, kızım otur çalış dersine falan. Oturmazsın. Yani nasıl bir ceza vermedir bu kendine? Yani masaya oturmayı sevmeyen biri oturuyor. 70'ine geliyor gene on. Yani. Ben bir de şeyi hatırlıyorum. Biz seninle ilk hani İngiltere'de biz Penn'in bizim burtası için gittiğimizde tanışmıştık. Tabii. Ve sen böyle şey demiştin. Burada da zaten diyorsun ki Berlin'den gelirken hani çantan azıcık. Neredeyse çanta yapmıyorsun. Hani demiştin ya ben siyahları giyiyorum. Küçücük çanta ya. Öyle eşya meşya taşıyamam. Ben de çok çok özenmiştim. Yani bu kadar hafif seyahat eden bir kadın çok çok özenilecek bir şey. Sonra sen İngiltere'den karla kocana şey aldın, pasta aldın. Şimdi bak, çanta taşımayacak kadar hafif seyahat ediyorsun. Fakat pasta o kadar zor bir şey ki. Uçakta hani bilmem nereye vereceksin, aç içini, törpü mü var diyecekler. Oradan geçireceğim, buradan çekeceğim. Hani çok çok pratik bir insan gibi en aslında rahatsız taşınacak, en zor bozulmaması gereken şeyi alıyorsun. Biraz da bu yazarlık gibi değil mi? Salak veriyor. Minimalistim ben tabii, çok minimalistim. Yani
Ama hep böyle pastayı vereyim, da alıyorsun. Pastayı da alıyorsun. Pastayı eli. Da alıyorum. O tat herhalde. Şey, bizim benim annemin arkadaşı olduğum için tanıdım Ece'yi ama seninle ortak çok sevdiğimiz bir insan. Çok bence Türkçenin herhalde en önemli büyücüsü, acayip bir şey yani. Senin biraz Ece'den bahsetsen, bir de senin ismini de Ece verdi. Onu da anlatsan çok güzel. Evet, Emine. Ben Ece Ayhan'la aynı evde oturdum. Çünkü o dönemki sevgilim onunla bir ev tutmuştu şeyde, Üsküdar'da, Sultantepe'de. Annesiyle yaşıyordu. Bir de bir çocuğu kurtarmış. Bir cami hocası bir çocuğu almış, düzmüş camide. Onu Ece duyuyor, kurtarıyor onu. Eve getirmişti ve okula yolluyordu. Ortaokula gidiyordu çocuk o dönem. Ve bu ortaokul 2'den ayrılan çocuklar için şiirlerini o dönem yazdı Ece Ayhan. Ece gazetelerden küpürleri keserdi. Oğlum, bu kayıp ilanları vardır ya, oğlum seni affedeceğiz, eve dön, ya da annen çok hasta, eve dön. Biliyorsunuz ne kadar böyle fakir resimlerdir onlar yani. Soluk çocuklar böyle. Ece öyle derdi, bak sevgili derdi, bu çocuklar, bu fakir çocukları, yoksul çocukları orta ikiye kadar okuyabilirler. Orta ikide beceremezler, suya giderler derdi. O dönem o şiirleri yazmıştır. Çok minimalist bir adamdı. Ne dolap severdi, ne dolabın içinde bir kutu severdi. Yani mesela eve kitapları getirir, 5-6 tane kitap getirir, hepsini bir arada okur. Yani aynı anda oradan okur. Sonra o kitapları evden uzaklaştırırdı. Yani dolap falan da yoktu. Sabaha kadar çalışır, kağıtları da yoktu. Gazete kenarlarına yazardı böyle, şu yanlara, şiir yazardı. Ben de o zaman işte tiyatro okulundayım. Sevgilim de yedek subaylığını yaptığı için o orada yoktu. Ben oturuyordum Ece'yle yani. Anneyle çocuk yatmaya giderlerdi. Evde bir soba vardı, iki odun atılırdı. Hep soğuk olurdu sonra. Üstümüzde battaniyelerle böyle tiyatral bir şekilde ikimiz de bir şeyin divanın üstünde oturup o şiirini yazardı. Ben de ya Sakka Van Setti'yi okurdum ya Ana'yı okurdum falan. Ağlardım bazen. O da bana verirdi böyle, sabah 5'e doğru verirdi artık, böyle gün aydınlanır. Sultantepe deniz var aşağılarda falan. Bak bakalım Emine sevgi beğenecek misin falan diye şiirlerini verirdi. Bu Emine adını bana şeyden taktı. Ümmü Gülsüm diye çok ünlü bir ve harika bir Mısırlı şarkıcı vardır biliyorsunuz. Om Kursum diyor ya da Ümmü Gülsüm o dönemin. Şey diyordu, bak bu kadın bir yere girdiği zaman erkekleri ayağa kaldırıyor. Bir krallar bir ele ayağa kalkıyor. Sen de öyle bir kızsın diyordu bana. Senin de adını Emine Sevgi koyalım yani. Bir isim olmasın, evlenirsen kocalarının ismine rüzum kalmaz. Evlen boşan Emine Sevgi kalırsın diyordu. Bir de işte kendisi gibi, ben Ece Ayhan'ım, sen de Emine Sevgi falan diye böyle. Öyle yani. Ondan sonra sevdim tabii ben, çünkü Yaşar Kemal falan da, kız Emine Sevgi gel buraya falan, sen şu Cağaloğlu'nu tırmanan en cesur kızsın falan diye. Bizim dönemimizde de fazla kız yok yani, böyle daha yeni millet evden çıkıyor, pantolon giyiyor falan. 2-3 kızdık biz zaten. Yani biraz da şanslarımız da var tabii böyle. Yani o ismi o zaman seviyordum. Sonra annem ölünce artık bana sevgi desinler istiyorum. Bir de başka bir sevmediğim birilerinin adı da Emine. Yani kusura bakmayın burada Emine varsa. Of dedim. Şimdi Almanlar bana Emine sevgiyi söyleyemiyorlar. Sefki falan filan. Emine'yi mesela Eminem, Eminens, Mine, Emine, Emeli falan filan. Seviyorum onlar söylediği. Kırıyorlar, döküyorlar. Hoşuma gidiyor. Ay Türkler Emine Hanım deyince... Ay bir günahlık geliyor canım. Neyse, inşallah kurtulursun bu Emine'nin baskısından. Aynen. İsmin temize çıkar. İsmin temize çıksın. Kısa yeter. Zamanda diye. Eminim. Belki de dalga geçmiştir. Çünkü Vivet Kanetiye de Emine adını takmış demek. Fazla kadınlarla alakası yoktu çünkü. Belki yani bizi seviyordu ama. Kadın görünce belki Emine adını koyuyordu. Bence de öyle. Kadın görünce Emine adını koyuyor. Peki. Ya öyle işte. Ondan sonra ama ben kitap yazdım. Yapı Kredi'den çıktı şey. Ece ile olan hayatımız, bir de tabii bu beyninden ameliyat geçirmek üzere Zürih'e gönderiliyor. Bütün Türkiye para topluyor ona biraz. Yani Aydınlar, Ecevit'e kadar hatta.
Ve o zaman Yaşar Kemal'le Onat Kurtlar şey dediler. Onat biliyorsunuz şeyde öldürüldü. Taksim'de bombayla o otel var ya orada gitti. Onat'cığım eskiden Sinematek'in şeyi müdürüydü. Şey dediler sen gideceksin Zürih'e. Yani seni seviyor. Almanca biliyorsun. Kardeşin orada. Abim de zaten politik nedenlerden Türkiye'ye dönemiyordu. O zaman öyle işte kalp hastası falandı. Yani zaten ben kardeşimi çok sevdiğim için uçaktan korktuğum halde gittim kendisiyle. Günlük tutmuşum nedense. Üzgün müydüm acaba? Biraz resmini çizmişim onun falan böyle yatakta. Kolay bir şey değildi yani yaşadıkları Ececiğimin. Büyük şairdir yani dünya büyüğü bence. Hı. Günün birinde herhalde. Takdir edilecek. Takdir edilecek yani. O zaman işte Amerikalı, Alman şairlerin ve Türk şairlerin bir araya gelip çevirmeleri gerekir. Çünkü çok yanlı bir adamdı. Çok katlı, çok katmanlı. Çok, evet, çok zor. İngilizceye çok zor. Çevrildi ve üniversite yayınlarından çıktı ama tanıtılması lazım. Çok zaten zor ve engebeli bir dil. Bir de çok hakkıyla çevrildi mi doğrusu bilmiyorum. Evet bir de o var tabii. Birleşip çevirmeleri lazım. Tarihçi de lazım. O çünkü tarihten de çok şey alırdı. Ama inanılmaz bilgiliydi değil mi? Benim i̇nanılmaz ömrümde böyle en bilgili insan. Çok ciddiydi bir şeydi yani. Evet. Kızabilirdi. Kızgın bir insandı. Harikaydı yani o karakteri. Peki Almanca zaten tiyatro oynuyorsun o çok zor. Bir de sonra Fransızca'ya nasıl geçtin? Nasıl bir fark ve Fransızca'da oynamayı nasıl becerdin? Müthiş bir başarı değil mi bu? Tabii büyük bir başarı demeyeceksin de nasıl geçebilir? Şimdi tabii Almanya'da tiyatroda oynarken korkmuyorum şeyden, dilden. Çünkü iyi biliyorum dili ya da artık çok yaşamışım içinde. Bütün vücuduma geçmiş. Ben yazarken de aklımın ucundan geçirmedim hangi dilde yazayım diye. Kendiliğinden yani Almanya, o günlük hayat, ondan yaşıyorsun. Pencereyi açtığın zaman simitçi geçmiyor yani hani o sesi duymuyorsun artık, başka sesler duyuyorsun falan. Fransa'da ürküyordum. Mesela üç kız kardeşle Çekhov'un oynarken çok dikkatliydim. Sabahtan akşama kadar neredeyse kaseti dinliyordum. Kendi laflarımı dinliyordum. İş yaparken evde diyelim ki resmimi yaparken, temizlik yaparken neyse devam dinliyordum. Giderken de otobüsle değil yürüyerek gidiyordum. Şatle'deydi tiyatro, Sara Bernard'ın tiyatrosunu oynuyorduk. Devamlı tekrarlıyordum ve hiçbir kaza yapmadım yani başka oyunlarda da ama çok 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 dikkat ettim şeyde Fransızca'da. Çünkü bir de Fransızca'da kesemezsin. Mesela Almanca'da bir şeyi anlatırken böyle yaparsın. Tam böyle cümlenin daha hiç. Mesela ben dün giderken şimdi seni dinler. O aslında iyi bir taktiktir tiyatroda. Yani çünkü seyirci diyor ne oldu sen dün giderken? falan. Bunu Fransızca'da yapamıyorsun. Yani Almanca'da çünkü yan şeyler, cümleler var falan filan. Kurguları öyle. Fransızca'da konuşman lazım. Yani o açıdan da tehlikeliydi tabii. Ama yaptın. Yaptım. Yaptım tabii. Şimdi bütün salonun merak ettiği bir soru soracağım. En iyi hangi yemeği yapıyorsun? Dur iyi düşüneyim. Her şeyse. Mesela biber dolmasını iyi yapamıyorum. İyi bir şey bilen varsa annem öldükten sonra soramadım. Ölmeden soramadım. Köfteyi güzel yaparım. Örneğin ama iyi yemek yapıyorsun abi. Kuskus güzel yaparım falan. Bütün sebzeleri böyle yani deli dolu yaparım biraz böyle. Eşim mesela Bocuse der falan bana. Yani ne şeysin. Demek? Ya Bocuse diye çok ünlü bir Fransız lokantacı var ya. Ve çok tabii bir şekilde yapıyor falan. Çok güzel tadları falan filan. Karla sorabilirsin. Peki ben ne kadar zaman oldu, ne kadar zaman doldurduk bilmiyorum ama isterseniz biraz da sizlerden soru alalım. Korkmayın, her şeyi sorabilirim. Vallahi bu Türkiye şey gibi, Buñuel filmi gibi aynı zamanda, yalnız Pasolini değil. Hemen şunu sadece söyleyeyim. Onu da söyle. Phantom de la Liberté'de şey var ya, adam öldürüyor herkesi falan şeyden, tepelerden, evlerin tepelerinden falan. Ondan sonra güzel serbest bırakıyorlar, tebrik ediyorlar, şey kolunu açıyorlar. Çocuk kayboldu diyorlar burjuvazi. İşte çocuğumuz kaybolmuş falan. Kadını çocuğa bakan kadını evden siktir ediyorlar falan.
Ondan sonra çocuğu okulda arıyorlar, çocuğumuz kaybolmuş falan. Ondan sonra çocuk geliyor, anne ben buradayım diyor. Sen konuşma diyorlar falan. Yani vallahi bu Türkiye bu neyin Phantom de la Liberté'si gibi yani. Daha şeyler, rahipler falan, incest, tiyöz ya da pornografik sahnelerde sigara içerek seyrediyorlar falan. Yani çok benziyor Türkiye. Norman Mailer de bir röportajında diyor ki, Texas'ta bir su kulesine çıksam ve 20 kişiyi tarasam, öldürsem, annem der ki ne yaptılar da Norman'ımı sinirlendirdiler. Türkiye'nin de lideriyle ilişkisi öyle yani. Aynen. Ne yaptılar da evet, ne sinirine dokundular. Yavrumu sinirlendirdiler. Bir daha yavrumu evet. Yani kitlesi öyle düşünüyor. Evet evet. Bu analar zaten. Analar ne kuzular doğuruyor. Ne kuzular. Sizin ilk gittiğiniz Berlin'le şimdiki Berlin arasında çok büyük fark var. Fiziksel görüntüsü de çok değişti. Mutlaka ruhu da çok değişti. Arada birkaç kere değişti. Sadece o günden bugüne kadar değil, çok farklı Berlin ruhları oldu zaman içinde. Duvardan önce, duvardan sonra, şimdi başkent olarak. İstanbul için benzer bir şey söyleyebilir misiniz? Siz İstanbul'da yaşadınız, büyüdünüz. Sonra arada geldiniz, tekrar geldiniz. İstanbul'un ruhu nasıl değişti? Görüntüsü çok değişti, onu hepimiz biliyoruz. Ama ruhu nasıl değişti? Bıraktığınız İstanbul'la şimdiki arasındaki farkı görüyor musunuz? Ve onu yaşayabiliyor musunuz tekrar geri geldiğiniz zaman? Buranın ruhunu hissedebiliyor musunuz şimdiki halini? 20 yıl önce mesela geldiğimde İstanbul'a böyle köprülerin üstünden falan geçerken acı için böyle özlerdim. Yani sanki İstanbul'da değilmişim gibi. Esas hasreti İstanbul'da, İstanbul'a burada duyardım. Şimdi neredeyse görmek istemiyorum. Yani buradan inmek istemiyorum, burada verdikleri evden. Bir Beşiktaş'a gittim. Yani artık sembollerle davranabiliyorum. Yani Beşiktaş'ta orada şey alternatif gençler var falan filan diye. Sanki kendi kendini yiyen bir şehir gibi böyle. Gelirken de 3 saat otobandan falan çıkamadık mesela. Bir cinayet olarak ben görüyorum. O zaman mesela 70'lerde 60'larda derdik ya niye burjuvazimiz yok, niye büyük burjuvazimiz yok, niye aristokratlarımız olmamış İtalyanlar gibi. Çünkü o sınıf, onlar kuvvetli sınıflar. Onlar koruyacaktı şehirleri. Yani öyle bırakacaklardı. Eğer İstanbul diyelim ki 1900'lerdeki olduğu haliyle ya da 20'lerde ya da 40'larda hatta 50'lerde 60'larda bile diyelim bırakılsaydı inanın bana Venedik gibi dünyanın iki güzel şehrinden biri olacaktı. Yani herkes buraya onu görmeye gelecekti. Venedik'e nasıl gidiyorlar insanlar ve hayranlıktan ölüyorlar. Yani o günleri düşündüğüm zaman onlar yani bir şey değilmiş daha. Yani oradaki cinayetler bir şey değilmiş. Yani para düzeltecek, düzüyor burayı yani nasıl söyleyeyim. Yani insanları da gebertecekler. Tabii. Korkunç. Başka bir şey bilmiyorlar gibi sanki. Kültürsüz. Tabii. Taş yığınlarını seviyorlar. Bir kere çok tuhafıma gitmişti. Ayvalık güzel mesela. Rumlardan kalma. Rumların yüzünden güzel yani. Türkler çünkü çok kötü yapılaşmaya götürüyorlar. Şey demişti. Rum'da, Rum diyorum şey. Kıbrıs'tan gelen Türkler vardı. Ay buralar çok pis, bunlar bunları şey yıksınlar, bunları yerisini, yerini yapsınlar falan böyle. Yani böyle insanlar yok sanıyorsam ama var yani. Herhalde burada da artık çoğunlukta. Çok zor durum yani. İnsan bilemiyorum. Kimse de bir şey bilemiyor. İnsana yani cinnet geçirtirebilirler bu tip insanlar. Çünkü ideoloji artık şey bile değil yani, şey bile anlaşılır ya. Komünizm bile anlaşılır, ideoloji bile anlaşılır bunların yani. Oradan gelecek bir baskının yanında bunların gösterdiği baskı korkunç. Yani karşılaştırılmaz bile demek istiyorum. Bir de mecburen siyasetle ilgileniyorum dedin. Onu da biraz açsan değil mi? Hani internetten köşe yazılarını falan okuyorsun. İnsan bu memleketin siyasetiyle ilgilenmeden duramıyor. Bir bataklık gibi. Bataklık gibi tabii. Evet. Yani şeyi mesela ben internet falan okumuyordum, bilmiyordum. Kompüter yazmayı da bilmem. Yani bunu mesela Fikret yazdı bana. Çevirmenim, çok sevdiğim çevirmen arkadaşım Berlin'de.
Ama şeyi okumak için, yani burada ne oluyor, ne bitiyor, ne bitiyor, ne oluyor, onun için mesela işime dedim bana göster, nasıl okuyorum ben gazeteleri, nasıl okuyabilirim falan. Öyle okumaya başladım şimdi. Ama o da çok umutsuz bir şey. Okuyorsun, okuyorsun. Herkes tabii, yani birdenbire mesela hepsinin depresifleştiğini hissediyorsun. Ondan sonra ya da bir umut veren olursa böyle yapmak lazım diyorsun. Tamam mı? Mesela bir şey söylüyor birisi falan filan. Peki neşeli bir soru sorayım, sonra devam ederiz. O pipisine resim çizdiğiniz kardeşin ne oldu? Böyle Amerika'ya gitti diyorsun değil mi? Bayrak yaptık diye. Yok yok, Almanya'ya bir gitti, gel İsviçre'ye ya da. Yok, çok şeker o. Orhancığım. Yani ha. Çocuk sağ, viktimize edemediniz yani. Hayır, evet. Soru? Yani şey düşünüyordum gelirken de, şime de onu diyordum. Ya insan Floransalı biri der ki ya Floransa'mı bulacağım. Romalı biri Roma'mı bulacağım. Değil mi? Yani bu, yani buranın böyle herhalde Berlin gibi böyle iskelete dönmesi lazım. Drakula'nın mezarı olsun, ondan sonra hayata dönsün yeniden. Evet. Çünkü yani bu tip adamlar oraya götürür yani. Hitler de herhalde bir yerde durmayacaktı. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Hotel Adlon var. Çok güzel bir otel. Buraya böyle gelirlermiş şey Alman aristokratları falan. Kadın diyor ki, biriyle interview veriyorlar. O zaman diyor Goebbels, Hitler, Göring de gelirdi ve ama biz onları karikatür sanırdık diyor. Yani dikkat etmek lazım bu karikatürlere. Karikatürler çok tehlikeli. Evet Sevgi Hanım, hoş geldiniz. Yıllar önce, herhalde 10 yıl oldu. Jean Gaëtan Sülo ile Günter Grass'ın bir söyleşisini okumuştum Le Monde Diplomatique'de. Jean soruyor Grass'a, sizden sonra kime işaret etmek istersiniz diyor. Emine Sevgi Özdamar'dan söz ediyordu. Çok gururlanmıştım ve sizi o tarihlerden beri izliyorum. Yıllar önce sizi Paris'te izledim, bir söyleşinizi El Ele'de. Bu okuduğunuz otobiyografik metin Türkçe'ye çevrildi mi Almanca'dan bilmiyorum. Türkçe mi yazıldı? Ben yazdım Türkçe. Olağanüstü bir metin. Yani bu yani, için, sizler için yazdım. Çünkü dedim bir şey söylemem lazım. Yani yalnız öyle gibi geldi. Zaten 0 kilometre burası için yazdım. Evet 0 kilometre. Yani sadece Almanca'nın değil, Türkçe'nin de en iyisi olduğunuzu ifade edeyim. Ben kendim de çara kalem bir şeyler deneyen biri olarak sizi gıptayla, özenle izliyorum. İyi ki varsınız, sefalar getirdiniz diyorum. Bu kadar, sorum yok size. Günter Grass şeydi, çok severim ben Günter Grass'ı. Juan Goytu Solo ile mi bir konuşması vardı bu? Le Monde'da okudunuz, Goytu Solo ile mi konuşuyor? Kimle? Beyefendi o şeyi Türkçe'ye çevirmiş. Aa, öyle mi? O makaleyi evet Türkçe'ye de çevirmiş. Görebilir miyim ben onu? Alabilir miyim? Şeye vereyim. Bulabilirim size. Akademiye vereceğim çünkü Berlin Akademisi benim her şeyimi alıyor artık. Yani ben öldükten sonra oraya, yani Ece Ayhan'ın mektupları da oraya gidecek. Diyordum ben, gelsinler o zaman Berlin'e. Belki Türkiye'de. Bulabilirim oraya, size. Oraya koyalım. Tamam. Günter Grass zaten şey demişti o zaman, o dönemin başbakanı. Ben daha Günter'le tanışmamıştım. Grass'la tanışmamıştım pardon. Schröder'e, sosyal demokratların şefi o zaman. Schröder'e bak demiş, beni al, işte Christa Wolf'u al, Özdamar'ı al, beni al, Özdamar'ı da al. Batı Doğu bir divanı diye bir program yap demişti. Ve mecliste yaptı. O zaman işte çok hoş adamlar geldi yani büyük sinemacılar falan. Yani Batı Doğu Divanı deyince ben dalga geçmiştim hatta. Günter Grass Batı, Christa Wolf Doğu'nun en önemli yazarıydı ya da ünlü yazarı Christa Wolf. Ben de divanım diyordum. Divan arada. Hatta Schröder'in sekreterine de öyle bir çizgi çizmiştim. İşte Doğu Batı, ben de divan diye hakiki bir divan çizmiştim. Yani çok gülmüşlerdi bir şeyler. Okuduk. Zaten Günter biliyorum bunu sık sık söylemiş. Benim için de hoş tabii. Değil mi? Çizimlerin bu arada müthiş. Hiç böyle sergi düzenlediler mi senin desenlerini? Tiyatroda falan düzenliyorlar. Yani tiyatroda çok değerlendirdiler. Ben zaten o adamlar benimle niye çalışıyordu? Ben işte her şeyi çiziyordum.
bebekler yapıyor, şey figürlerin şeylerini yapıyordum, bebeklerini mi deneyelim, dedim, marionetlerini mi, ne denirse. Mesela şarap şişesini alıyordum, naylon çorap geçiriyordum, üstüne şeyleri, figürleri çalışıyordum, düğmelerle, şeylerle, pamuklarla, lalabı falan filan. Onları mesela müzeye koydular falan. Yani Fransızlar mesela bana durup dururken doktora yapma hakkı verdiler. Ben üniversite falan bitirmedim. Hı. Ama dediler yani o yaptığın işler, tiyatroda yaptığın işler. Çok, bende böyle bir yüzlerce şey var, çizgi var. Hep çizmişim, 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 çizmiş oyunu. Çok seviyorlardı, oyuncular da gülüyorlardı. Bak bak bak, seni sevmiyor galiba. Bak karnını nasıl çizmiş, bak bak bak. Yani peki, o peki, dilsizlikle de alakalı tabii, dili de tam bilmiyorsun daha başta, biliyordum ama kendi başıma yani şey yapmayayım, oturmayayım, sıkılmayayım, daha hospitanım yani, asistan bile değilim, bir yapayım, 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 yapayım. Yani o yüzden o büyük adamlar da tabii sevdiler yani, şey değildi, başka bir nedeni yoktu yani, benle devam etmek istemelerinin sebebi oydu yani. Peki benim bir sorum olsun, öğreti vereyim arkadaşlarıma. Bu Günter Grass'ın Monsiecle, benim yüzyılım, biraz bende hayal kırıklığı yarattı. Sizin yüzyılınızı yazmayı yakışır size. Bir şeyler yazıyorum şimdi ben. Yani gene bugüne kadar getirmek istiyorum. Biraz uzun şey yazıyorum. Ben biraz ağır yazıyorum çünkü zaten. Bir de çok işim oldu. Oraya buraya git. New York Üniversitesi, yok işte Hamburg Üniversitesi, işte burası şimdi, Paris'te, Sorbonne'da. Yani birkaç yıldır böyle devamlı üniversitelere de, çünkü oralarda çok doktora yapıyorlar. Amerikalılar başlattı bunu. Çok tuhaftır. Amerika'da tabii herkes yabancı olduğu için beni de hemen edebiyatçı olarak algıladılar ve şey değil, iki kültür arasında kalmış kadın falan filan olarak algılamadılar. Almanya'daki daha başta ne olduğu belli değildi böyle bir şeyin. Yani Amerikalılar ve İngilizler ilk. Demek ki herkes orada yabancı mesela. New York'ta gezdiğin zaman da görürsün. Herkes orada emigrant falan. Ben de bu resim meselesiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Yani metinlerinizi gayet iyi biliyordum ama resim yaptığınızı hiç bilmiyordum. Şimdi biraz daha yani o kadar kompak ve hızlı imajlar yaratıyorsunuz edebiyatta da. Yani bir yandan işte çocukluk hikayesi dedik, hayat hikayesi, otobiyografik bir roman ama aynı zamanda çok hızlı bir Türkiye tarihi de var. Birinci kitapta da, ikinci kitapta da. Ve o, ben şimdi resmin etkisini daha çok görmeye başladım. Biraz belki bu resim, edebiyat ilişkisi hakkında da bir şeyler olabilir. Söylen... Çünkü benim çok sevdiğim bir yazar arkadaşım var, Katya Langa Müller. O da o ilişkiyi görüyor. Resimden dolayı diyor, bu çok resimli olması yazıların, şeyin, romanların falan mesela gözümüzün önünde beliriyor diyorlar mesela. Şey de tabii biz sinema hareketinde de çalıştık falan. Tiyatronun müthiş etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani Brecht şey der mesela, benim çok hoşuma gitmişti bu cümlesi onun. Bana biraz yani kulağıma köpü olmuştu. Ben bir sahneyi okurken eğer bir önceki sahneyi unutmuşsam bu iyi bir oyun demektir derdi. Yani yazarken de o yani bir, kendisi içinde bir an, her şey kendisi içinde bir an. Evet, ondan sonra o bir geçiyor, öbürü önemli falan filan. Çok. Kusura bakmayın, size hiç dönemiyoruz. Yani. Ay çok teşekkürler. Evet. Şey, benim Thomas Brasch diye çok sevdiğim Doğu Alman yazar öldü arkadaşım Thomas Brasch. Babalardan önce oğullar ölür diye bir yazısı var onda. O da bir gün bana bir zeytinyağı şişesi yollamış. Üstünde Dante'nin şeyi var, resmi var profilden. Bak senin burnundan. Onun için zeytinyağı şişesini yollamış. Beğendik deyince. Dante. Üstünde Dante'nin fotoğrafı olacak. Şaka değil. Evet. Sizin hakkınızda yapılan akademik çalışmaların çoğunda ve aldığınız ödüllerde de bu Alman dilini kullanmanız, Alman dilini zenginleştirmeniz, yeni bir dil yaratmanızla ilgili bunun üzerinde çok duruluyor. Fakat bir yandan siz şimdi konuşurken de yazdıklarınızda da hikayeleriniz de çok önemli. Yani bilmiyorum siz kendi
kitaplarınız, romanlarınız ne gözde daha çok okunsun istiyorsunuz ama esas soracağım, demin çevirmeninizden de bahsettiniz. Bu dili, bu yeni dili aktarmak çok güç elbette. Yani şimdi... Başka şeyler var. Evet, bazı şeyler yani, olabilir, değişebilir. Evet, dolayısıyla sizin için bu dil mi daha önemli, hikayeleriniz mi daha önemli? Doğrusu hiç düşünmedim dil. Düşünmedim. Seni çok duygulandıran ölüler var. Yani o kadar çok element var ki bir yazmada. Yalnız dille şey değil ki, hikayeler değil ki. Kamera hareketini nasıl yapıyorsun? Nasıl kokuyu yaşatabiliyorsun birisine? Ya da hızlılığı, ritimler. Yani bir yığın şey var. O yüzden insan diyemez şimdi benim için dil, ya da diyemiyorum yani. Benim için zor bunu şey yapmak. Ama sanıyorum ki dil de çok önemli. Kendi doğrusu anlatılması yani. Çünkü senin hayatın senin için enteresan ama başkası için enteresan yapmak için filmleştirmen lazım bunu. Yani ona da bir... dilde de belki yazarken o acaba ritim düşecek mi? Mesela bir kelime yüzünden mesela kahrolabiliyorsun. Yani ya bu olsun mu olmasın mı? İyi, öbürü mü olsun? Öbürü mü olsun? Böyle sen o şey lafı kalsın mı orada, kalmaz. Yani bu seni saatlerce ya da bir gecene mal olabilir falan filan örneğin. Demek ki önemli. Yani, ama şöyle diyebilir miyiz? Yazarların hiç düşünmediği soruları akademisyen sorusu diyebiliriz, değil mi? Tabii. O zaman bir de akademisyen tespiti yapacağım şimdi. Sizin sorunuzla da bağlantılı olarak. Ya ben hep o dilden kaynaklandığını düşünüyordum ritmin. Yine metinlerin Almancasını okuduğumda. Bugünkü konuşma beni çok etkiledi. Yani anlattıkları çok güçlüydü ama hızı, ritmi ve birbirine bağlanışı, yani büyük bir heyecanla dinledik hepimiz burada galiba. Yani ne dil ne hikaye bence sizden kaynaklanıyor. Yani onları bir araya getirişte o neyse o kimyayı ya da aurayı yaratan şey. Ben onu çok hissettim. Romanlarınıza çok benzer bir ritimle bugünkü hikayeyi. Burada yani yanımda Nüket de aynı şekilde böyle dinledik, heyecanla dinledik. Hakikaten ben de çok teşekkür ediyorum böyle bir metni dinleyebildiğimiz için. İyi pardon. Demin arkada biri mi istiyordun? Sağ tarafta yok değil mi? O zaman bu kadar mı diyelim? Yok, daha oradan biri sormuş. Merhaba tekrar. Merhaba. Tabii akademisyen sorusu belki şurada anlam kazanıyor olabilir. Almanca'da sizin eserlerinizi okuyan bir kişi içerisinde Türkçe sözcükler geçen ve kendisi peşine düşmek zorunda olduğu bir dille metinle uğraşırken Türkçe'ye çevrildiğinde dipnotlar eklenmiş bir metin. Bu sefer Emine Sevgi Özdamır metni okurken dipnotlardan sürekli yardım alarak okuyan... Dipnot mu koyuyorlar? Dipnotlar var sanırım. Öyle ben mi? Bugün inceleme fırsatı buldum. Ha, ha. Ben tabii şey eskiden ediyorum. Mesela Mehmet Fuat'a rica ediyordum. Nazım Hikmet'in üveyoğlu, hani canım evladım Mehmet'im. O benim iyi arkadaşımdı. Mehmet Fuat'cığım sen okusana, ben bakmak istemiyorum. Yani bilemem ben diyordum. Okuduğum zaman da anlamam bu iyi bir çevirme değil mi? Çok zor. Çünkü senin vücut ritmin Almanca bunu yazarken. Çıktığın seyahati Almanca, yani o kelimelerle çıkmışsın. Orada bütün heyecanlarını yaşamışsın. Onun için zor yani dönüp okumak Türkçesini bunun. Hele bir de Türkçeyi iyi bildiğim için. Ama ben yani Fransa'da biliyorum. Ama okumuyorum yani. Fransızcasını da okumuyorum. Çünkü güvenmek lazım. Yapacak bir şey de yok. Kafayı yersin. Aynen, yani. Çok doğru. Yani yoksa çevirtirmezsin. Hı. Ama kitaplarımı alırım, bana saklayacağım falan. İletişiminden Emre nerede? Emre çevirtir mi? Mesela demin söz ettiğiniz o Karagöz'ün Almanya'da o çok komik kısımlar var ya, sınırdan geçmek isterken o karışık Türkçe, Almanca, yanlış anlaşmalar falan, onları zannediyorum söylüyordun. Hepsi her kelime dipnotta Türkçe verilmişti, doğru, anne dilinde. Doğru, tabii. Onu bilemez. Tabii o Almanya'daki okurken bilir de Türkçe, Almanca bilmeyen biri için zor. O kırılmış şeyler. Bir de şey, Haliç Köprüsü romanınızla Belçika'dayken İngilizce metin üzerinden tanışmıştım.
O dönem şöyle bir şaşkınlık yaratmıştı bende. İşte istasyondan bahsediyorsunuz. Broken Station. Tabii Almancasına erişimim yok. Almancasını okuyamıyorum. Türkçesinin olduğunu bilmiyorum. Broken Station ne olabilir acaba? Hani Emine Sevgi Özdamar ne düşünerek yazmış? Neymiş Broken Station, ne demek Broken Station? Yani birçok anlamı olabilir. Ben ilk başta kırıklıktan mı bahsediyor, haraplıktan mı bahsediyor, bunu düşündüm. Ay şey o ama. Türkçesini işte, bugün gördüm. Anhalter, Anhalter şeyi... Hatta şey diyorlar, bir gün sen ölürsen oraya herhalde Beleidigter Bahnhof diye yazı koy, şey isim koyacağız. Beleidigter Bahnhof, kırgın. Evet, kırgın. Türkçesini bugün gördüm, küskünmüş. Kırgın, küsküngar. Yani küskün diye küskün çevirmiş gar. Daha doğrusu. Çünkü öldürülmüş bir tirangarıdır. Yani bombalarla, savaştan. Yine yani. Kırıklık ve harap olma durumundan. Tabii tabii. Ha. Aynı şekilde kızlarla ilgili bölümde, Haliç Köprüsü romanınızda kızlara sürekli öğütte bulunan bir büyükleri vardı ve girls lose your diamonds diyordu. Ne diyordu? Lose your diamonds. Don't lose your diamonds. İki türlü de Ha, doğru, evet. Şimdi burada da bu sefer Türkçe... Çünkü 60'lı dönemlerde tabii seksüel revolüsyon çok önemli. Yani seksüeliteyle uğraşılıyor tabii. Bir de anasız babasız kızlar orada neyle uğraşacaklar zaten? Ya plakla uğraşacaksın, ya dansa gitmeli, ya da seksüeliteyle yani. O dönem şeyleri, evet. Bu sefer de yine Türkçe'ye dönüp bunun Türkçesi ne olabilir acaba? Hani Türkçe'de neyi kaybet der acaba bir, ne, ya da neyi kaybetme der bir anne veya baba kızına, bunları düşünüp kafa patlatmak zorunda kalmıştım. Ne çıktı Türkçesi? Ona henüz bakamadım. Küskün istasyonu gördüm sadece. Kutu. Kutu çocukluktaki. Onu Türkler de söylüyor. Evet. Mesela Hollandaca'ya çevrildiğinde diyor ki benim çevirmenim, diyorum ki ya kutu de yani şahtıl de falan. Sevgicim diyor, bizde şahtıl bu kadardır diyor. Sen diyor şunu lazım. Hayır. Yani onun için uğraşmamak lazım çevirmenlerle. Nasıl çevirirlerse çevirsinler, bir şey kalacaktır yani. Ama mesela benim çok sevdiğim bir çevirmenim var, İspanyol, Miguel Sainz. Miguel'le böyle Berlin'de konuşmalar yapmıştık, yazar ve çevirmen diye. O şey demiştim, yani çevirmen de bir, yani bir senin müziğin duyuyor, yeniden o müziği yazıyor. Yani co-author, co-yazar, yani co mu diyeceğiz? Ortak yazar. O da dedi ki, derler ki dedi, aslında bir kitap tek başına yalnızmış, çok yalnızmış. Eğer bütün başka dillerde de çevirileri çıkarsa o zaman tam bir kitap oluyormuş. Ben de çok hoşlanmıştım bundan. Hı-hı. Hı-hı. Ben de galiba. Mesela Arapçayı ben okuyamıyorum. Japoncaya şimdi çeviriyorlar. Okuyamam. Oh ne güzel, rahatlık yani. Anladın mı? Ben de sıra mikrofon bende kalmıştı. Buradayım. Merhaba. Şimdi biz yola çıktığımızda ilk zamanlarda çok az kadın vardı çevremizde diye bir şey söylediniz. İşte herhalde 60'lı yıllar falan. Hani çok az kadın vardı bizim çevremizde. Ha, çok az. Yani o yüzden hani birazcık da şanslı, yani şey anlamında hani bu tırnak içerisinde büyük adamlarla çalıştık. Çünkü zaten çok az kadındık bunlar arasında. Öyle. Hayır, Türkiye'de azdık diyorum 60'lı işte yıllarda. Almanya'da. Yok, onu kadın. Kastediyorum aslında Türkiye açısından. Anladım. Onu kastediyorum. Peki mesela şimdi romanlarda bu kadınlar arası ilişkiler falan da yansıyor. Annenizle, anneannenizle ve diğer işte Almanya'daki o yurt, mesela tabii bunlar kurgu ama hani yurttaki kadınların ilişkilerini falan çok güzel aktarmışsınız. Çekişmeler ve benzeri. Kendi hayat serüveniniz içerisinde bu kadar yani yalnız az sayıda kadınken bu serüveni yaşarken böyle kadın dayanışması ya da sizinle birlikte devam eden kadınlar kimler oldu yani, ya da böyle şey hiç oldu mu? Birilerinin önünü açtın, yani birilerinin önünü açtınız tabii ki de kendi yaptığınız edebiyatla, yaptığınız tiyatroyla, yönetmenlikle ve benzeri. Yani biraz daha böyle cinsiyet duyarlı bir soru sormaya çalışıyorum aslında. Hani kadınlarla olan yoldaşlık ilişkileri nasıldı? Hani mesela aslında erkeklerle olan yoldaşlık ilişkilerini de biraz analiz etmeye çalışıyoruz ama böyle hani metinler üzerinden analiz etmeye çalışıyoruz.
Hani nasıldı kadınlarla olan yoldaşlık? Şimdi ben iki erkeğin arasında büyüdüm. İkisi de çok sevimli çocuklardı. Babam da yumuşak falan. Ama gene de kadınlar dünyasında da büyüdüm. Babaanne ile anne. Yani ya da annemin arkadaşları yani. Hep kadın, kadın, kadın sesleri, kadın elbiseleri, kadın vücutları bunlarla büyüdü. Mesela ben hiç kıskanç değildim kadınlara karşı. Yani benim kocamın dizine talebesi oturdu, akademide profesördü. Hiç kıskanmıyordum örneğin. Yani bunun da böyle sürüp gitmesini de istedim yani hayatım boyu. Yani şey konkurans olarak görmeyeyim ben. Çünkü bunun sonu yok. Ve hakikaten de bir problem de çıkmıyor. Hakikaten de bir yani bakmadığın zaman ve aldırmadığın zaman. Ama belki o insanı seviyordum onun için. Yani bunu yalnız erkek ya da iki kadın ya da iki kadın arasında bir erkek diye görmek değil. O kızdan da hoşlandığım için mesela ona hikayelerimi okuyordum falan filan mesela. Yani mesela ben çok üzülüyorum. Türkiye'de kadınları öldürüp duruyorlar bu son yıllarda. Sürekli şimdi daha çok. Yani bu kadar kadın öldürüldüğünü ben hatırlamıyorum. Yani acaba duymuyor muyduk biz? Yok, sayı bu, arttı son 10 yılda aşırı arttı. Sayı arttı tabii yani bu böyle maço korkunç, irin dolu bir sürü erkek var ortada. İlk yaptıkları şey tabii kadınları öldürmek. Yani nasıl engellenir onlar? Bilemiyorum. Ya biraz aslında şey, bu kurtlarla koşan kadınların girişinde şöyle bir rüyadan bahseder Estes. Böyle çok yüksek bir yerde duruyordum. Aşağı baktığımda aşağıda bir sürü yaşlı kadının omuzları üzerinde yükseldiğimi fark ettim diye böyle bir rüya anından bahseder. Yani hani mesela ben sizi burada gördüğüm zaman ya da romanlarınızla ilk tanıştığımızda böyle bir kadın grubu olarak tanıştık biz bir de. Böyle bir şey o yolun açıldığı hissi uyanıyor insanda. Hani o çok çok güzel bir duygu. Hani o yüzden şimdi burada olmak yani çok güzel. Yani çok feminist olmayan ama kadın romanlarıdır tabii aynı zamanda yani. Feministliği nasıl tariflerinize bağlı o değişen bir şey. Hayır, de. Ben feministleri beğeniyorum çünkü çok da önem buluyorum şimdi. Her zaman da beğendim. Ama feminist olmak tabii bir meslek meselesi yani. Sabahtan akşama kadar feminist olacaksın. Yani bunu tabii ki kadınların kendi aralarında dayanışmalarını çok çok doğru buluyorum ben. Ama feminist olunca çalışmak lazım feminizm için. Yani o da bir ideoloji, o da bir değil mi? Yani onu yapacak vaktim yoktu. O açıdan söylüyorum feminist yani sert değil, şey değil, sert değil de yani şey kuralları yok fazla. Şey. Ama iyi ki var feministler. Yani şimdi hele böyle bir keşke herkes feminist olsa, erkekler de bu toplumda mesela feminist olsalar ne kadar hoş olur. Benim bir sorum olacak. Buradayım. Nerede? Burada. Hayır, kasırı. Sizi daha konformist bir hayat yaşamaktan ne alıkoydu? Yani o Ece Ayhan'la işte saat 5'te sabah donarak, battaniyelere sarılarak, bir şeyler okurken, bir şeyler tartışırken zor şeyler yapıyordunuz. Ondan sonra kalktınız, Almanya'ya gittiniz. Bir sürü bilinmezlik falan var. Yani bir sürü şey merak ediyorum sizinle ilgili ama ikili bir konuşma olsun istemiyorum. Başkalarının da ilgisini çeksin istiyorum. Mesela nasıl boş vermediniz hayatta pek çok şey? Minimalist bir insan olduğunuzdan bahsettiniz. Çok kolaylıkla yapabilirdiniz bir köye falan yerleşmeyi, güzel şeyler okumayı ama hep dünyanın içinde kaldınız. O üniversite seni koşturdunuz. İşte Fransa'ya gel dediler, gittiniz falan. Yani hayata karşı hem nasıl böyle tutkulu oldunuz? Hep mücadeleler vermeyi başardınız. Ya da bir şey yani bunu bir amaçla yapmadınız mı? Hep öyle mi hissettiniz? Yani mesela Doğu Almanya'da çalışırken rejisörüm yani o adam için oraya gitmiştim. Eğer o Uganda'da olsa Uganda'ya gidecektim zaten. Yani Beson. Bana diyor kaç yaşındasın? Gel benle Paris'e. Yani dil bilmiyorum dedim. Eşek hiç mi bilmiyorsun dedi. Sonra öğrenirsin dedi. Sen nasıl sadece işte çiziyorsun, ediyorsun. Yani öğrenirsin ve öyle yaptım zaten. Provalardan önce öğrendim. Provalar sırasında öğrendim. Yorucu şeyler tabii ama yani yapacak neyim var ki başka yani. Artık arkandaki bütün gemilerde yanmış yani. Türkiye'de de korkunç bir dönemdi yani o ilk askeri junta döneminde belki
Belki ben mesela iyi bir oyuncu olarak başlayacaktım. Charlotte Corday'ı oynadım. Arkasından Vit ve Beckby'yi çalışmak istiyordu Vasıf Öngören benimle. Yani böyle 5 yıl diyelim ki tiyatro yapsan Penthesilea'yı oynayacaksın belki falan filan. Olmadı onlar. Her şey yıkıldı yani o zaman. Evlilik, aşk. Öyledir zaten böyle askeri cuntalar döneminde. İnşaatlar da durur. Her şey durur yani. Büyük bir boşluk olur. O zaman bir rüyaya ihtiyacım var. Bu korkunç kuyudan çıkmak için. O rüyada bir reklam talebeleriyle çalışmaktı. O rüyaya da sarıldım tabii ki. Yani ben zaten herkese de onu diyorum. Ya çok mutsuzsanız, şimdi bile bugünün Türkiye'sinde. Ya benim rüyam ne? Bu şey de olabilir, İtalyanca öğrenmek olabilir ya da kuskusu yakmadan pişirmek. Yani rüya gerçekleştirmek, hayali gerçekleştirmek çok çok iyi geliyor insanlara. Zaten önemli olan da o değil mi? Bir lokmacık kendimizi iyi hissetmek istemiyor muyuz? Korkunç bir dünyadan geçiyoruz, daha da kötü olacaktır tabii. Bütün mesela Balkan ülkelerine falan da küçük küçük Hitlerler arıyorlar hepsi. Yani bakarsan Macaristan'a, Polonya'ya falan. Çok zor yani. Şey demişti bir kere benim Yahudi rejisörüm, Peter Sadek çok güzel bir rejisördü. Hoş bir rejisör, yani çok müthiş bir adamdı. Bu şeye girdiğinde, Irak'a girdiğinde katillerle, hırsızların elindeyiz demişti. Yani bunu devam ettiriyorum ben de. Katillerle, hırsızların elindeyiz. Yani bu nasıl bir örgütlenmedir ki sonunda geliyorlar ta en yüksek yerlere yani. Kendinizi koruyun. Teşekkürler. Ha. Çok güzel konuşmanız ve eserleriniz için çok teşekkür ediyorum. Siz konuşmanızda 3-4 kere bir kişiye değindiniz, bir kişiden bahsettiniz. Benim çok sevdiğim bir kişi Rosa Luxemburg. Sizin için nasıl bir anlam var Rosa Luxemburg? Ben de iki kişiyi çok seviyorum. Rosa Luxemburg ve şeyini de verdim ya. Filozof. Hannah Arendt. Mesela büyük umutsuzluğa kapıldım. Bu internet okumaktan. Gittim tekrar Hannah Arendt'in kitaplarını aldım. Rosa Luxemburg kitabı. Onları okuyorum. Yani o ruhlarla yaşamak istiyorum. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Bir Walter Benjamin ne düşünüyorsun mesela? Adam gidiyor, o güzelim adam gidiyor İspanya'da. Ki İspanya'da mesela faşistler, yani tam faşist değil, yani Yahudileri teslim etmedi mesela Franco. Yani bir geçse oradan, bir gitse birkaç kilometre. Hani bu nasıl bir ruhsal bir durum ki yani bu faşizmin insanın üstünde yaptığı tahribat. Otelde kendini öldürdü ya, o güzelim yazar adam, Walter Benjamin. Yani şimdi hep onları düşünüyorum ben zaten yani buralara getiriliyor olaylar diye. Erich Mühsam'ı daha çok acıyacaksın diye Hitler bilmem ne çengeliyle, kasap çengeliyle astı. Nedir bu faşistlerden çektiğimiz ya? Bir de söylediğin çok zorlu, epidemik bir şekilde. İşte Amerika'da da Trump aday. Aynen. Yani böyle her tarafta böyle Hitler müsveddelerinin çağına girdik. Evet. Zaten Hitler de öyle korkunç bir model şey yapmış yani ekstremiteyi model koymuş ortaya yani yakabilirsin kemiklerini ha gazdan yakarsın şeye atarsın sobalara atarsın falan. Tabii gelen kişi onu aratmamak için daha şeyini arıyor, daha beterini arıyor yani. Daha sofistikesini, daha evet, görünmezini. Daha görünmezini, evet. Böyle hani işkencede insanları kum torbasıyla dövüyorlar ki iz kalmasın tabii, gibi. Tabii. İç organları çok gerçek gibi. Yani mesela nasıl bir şey? 16 yaşında bir çocuğu arabayla eziyor gezide. Annesi kalpten ölüyor kadın. Bu nasıl mitolojik bir şeydir? Yani Yunan tragediyası gibi. Baba mahkemeye gittiğinde adamı dövüyorlar falan. Yani
Nasıl bunlar? Bunlar kim yani? Ha? Bunlar kim? Belki bu faşist subaylarda bile daha farklı bir etik vardı. Yani. İşte hep onu düşünme noktasına itiliyoruz. O da çok çok tehlikeli. O da tehlikeli tabii. Yani gelsin. Zaten gelen yok, merak etme. Onlarla koalisyon halinde. Evet biliyorum ama bir de onu düşünmek de içimizden hep geçiyor. O tabii. Bir tren gibi. Bu da çok acıklı değil mi durumumuz? Tabii tabii ki. Evet, güzel. Ah, pardon hadi. Hemen geçelim. Peki, bugün bir arkadaşım bana şey yollamış. Onun en sevdiği kitap Moby Dick ve diyor ki işte günün kitabı ve 10 tane neden Moby Dick okumanız için. Kendini çok depresyonda hissedersen Moby Dick okuma öneriliyor. Moby Dick için ne düşünüyorsun? Dur ya, Moby Dick. Aslında tabii güzel bir eser çünkü Amerikalıların yabancılardan korkusunu o dönem çok iyi anlatan bir bence Moby Dick. Ben öyle görürüm hep. Ama öyle psikanalitik yaklaşmazsan da yani muhteşem bir şey kitap evet. Aynı anda. Peki en sevdiğin mesela Hannah Arendt ve Rosa Luxemburg dedin. Böyle çok vazgeçemediğin roman ya da romancılar var mı? Çünkü böyle ressamların ressamı diye bir kavram var. Mesela ünlü ressamlara soruyorlar. En sevdiğiniz ressam? Çok acayip ressamları, kimsenin tanımadığı, kıyıda köşede kalmış, bilinmeyen şeyler. Senin böyle çok sevdiğin, vazgeçemediğin 3-5 kitap, edebiyat, roman ne olur? Ama zaten tanıyorsunuz. Dostoyevski, Tonton Wilder. Tonton Wilder derdi ona Ece Ayhan, Tonton. Carson McCullers'a. Mesela hangi biterim. Kitap? Carson McCullers'dan ne? Yani bütün kitaplarını hepsini, okudum ben. Ama özel bir hani ya, ilk bunu yanıma... Ya ama ilk okuduğum tabii Küskün Kahvenin Türküsü. Tabii evet. Ki. Onu tekrar okudum. Mesela Dostoyevski ben 10 yılda bir gene döndür okurum falan. Çok çok büyük adam yani. Joseph Conrad'ı çok severim. Yani insan utanıyor sonra. Tabii Oğuz Atay'ı çok severim. Ağır romanı çok sevdim. Bütün Türk şairlerini severim. Yani o dönem işte Ece Ayhan, Can Yücel, Turgut Uyar'a bayılırım. Hala okurum. Turgut'u sürekli okurum mesela. Mesela Küskün Kahvenin Türküsü Sad Cafe, Ballad of the Sad Cafe ve Sad Station aslında olması lazım. Broken Station diye çevirmişler ya. Küskün değil mi istasyon aslında? Galiba Küskün Kahvenin Türküsü bence o. Üzgün Kahvenin Türküsü değil, Küskün Kahvenin Türküsü. Yani hayır, bizim... senin istasyonunun adı da hani oradan mı? Onu çeviride öyle koymuşlar. Evet. Belay Dihtabanov yani esas orijinali. Belay Dihtabanov yani kırgın da olabilir. Evet. Belay Dih. Kırgınlık da aynı zamanda. Tamam o zaman. Zamanımız fazlasıyla dolmuş. Çok teşekkürler sevgilim.